Evet. Herkes hoş geldi. Yeni nesil dijital bankacılık toplantımıza yuvarlak masanın öncesinde Haluk Tekin'le RTT'nin Türkiye Genel Müdürü'yle sohbet ederek başlıyor olacağız. Yarım saat kadar bir akışımız olacak. Arkasından saat 11'de İlker Kuruöz, Burcu Hanım ve Güran Bey'le asıl yuvarlak masamızı geçeceğiz. Hoş geldin Haluk. Kırmadın davetimizi. Çok teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Ben teşekkür ederim. Ben de merakla bekliyorum. Çünkü senden biraz bir konuşacağız ama çok güzel bir round table olacağını düşünüyorum. Vallahi çok çalıştım. Açıkçası bu ekibi kurabilmek için çok sıradan bir ekip değil. Birbirini tamamlayan süper bir kadro, yani dünya karması gibi bir şey kurduk. Açıkçası iyi oldu. Ayrıca bir gizli gündemimiz de var. Seni buraya davet etmemizin nedeni bankacılık sektörünü çok fazla dillendirilmesi de açık bankacılık kavramı işte Avrupa'dan başlayan bir dalga olarak geliyor. Lisanslı finans kuruluşlarıyla bankaların ilişkileri değişecek. İşte Covid-19 zaten bir sürü şeyi elektronik ve mobil ticareti fişekleyerek getirdi ve bu kadar açık şeylerden konuşurken açık yazılımın dünyadaki lideri olarak seni sürpriz konuk yapmayı tercih ettim açıkçası. Şimdi seninle konuşmak istediğim şeyler de birazcık bu eksende gidecek. Onun için sordum, hazır mısın diye. Tamamdır. Yani işin uzmanlarından önce biraz bir bakalım, biz de deneyelim. Açık yazılımın yükselişinden bize birazcık bahseder misin? Çünkü senle 2 sene önce konuştuğumuzda da yani Kubernetes falan gibi bir takım benim zor söyleyebildiğim sözcükler de var ama açık yazılım mı konuşmak bence şu anda yeni finansı konuşmak için çok iyi bir gelişme. Yani ben bu haberleri ilk yapmaya başladığımda Linux ilk gündeme geldiğinde IBM'in çok yatırım yapıp parayı HP'nin kazandığı bir sistemdi ve çok da takdir edilmiyordu. Yani onun öncesi mainframe'di. Şimdi mainframe çağındaki gibi bir sistem başka bir düzeyde kuruluyor gibi geliyor bana. Onun için açık yazılım ve finans ilişkisini ve önce de açık yazılımı biraz anlatmanı isteyeyim. Tamam, yani bunun şimdi aslında o konuya girmeden önce aslında biraz şimdi bankacılıkla olan ilişkisi dediğin diye ben aslında biraz oraya takıldım. Şimdi onu biraz bir dedim ki işin uzmanları diyeyim veya konuyu benden çok daha iyi bilenlerden duyacağız ama şimdi açık bankacılık ve buradan açık kaynağa doğru bir şey yapalım. Oradan gidelim. Aslında açık kaynak yazılımın faydaları hangi alanda olursa olsun çok çok benzer. Bu alanda ise oldukça ileride olduğunu söyleyebilirim. Şimdi açık bankacılık dediğimiz ve hatta PSD2 veya işte PSD2 diyelim dilimiz döndüğünce hani bunun ilk çıktığı nokta aslında hani bilmeyenler için belki kısaca bir söylemek lazım. Bankalara bu üçüncü parti hani çıkış amacı üçüncü parti yazılımların birer rakip olabilmesi açısından ve buradan son tüketici olsun bankalar olsun tamamen tüm bankacılık sistemi veya ülkeye faydası olabilecek bir rekabetin oluşması için asla çıkmış bir regülasyon sistemi diyebiliriz. Ve yine hakikaten şeyi bekliyorum. Umarım zamanımız yeter neler söyleneceğini ama şöyle bir şey çok geçiyor. Bankaların veri üzerindeki monopolinin aslında bitirilmesi gibi bir şey diyor. Dolayısıyla aslında hani monopol aslında şirketlerin işine yarayan bir şey öyle değil mi? Dolayısıyla burada hani monopolden vazgeçmek için de o zaman bir regülasyon aslında gerekiyor. Hani buradan böyle bir çıkarım yaparsak ve işte bu regülasyonlar da Avrupa Birliği'nde oldukça ilerlemiş durumda. Fakat hani ilerlemiş desek de ben de hani biraz bir araştırdım baktım hala 2020 sonuna kadar verilen bir takım bankalara Avrupa Birliği'nde deadline'lar var. Hala da bir yandan da süreç ilerliyor. Bizde de 2019 senesi sonunda bir takım hani kanunlar yayınlanmıştı. Ama herhalde daha Avrupa Birliği ile şimdi kendimizi kıyaslayarak söylüyorum. Daha herhalde alacağımız çok çok yol var.
Burada iki ana konu görüyoruz aslında açık bankacılık dediğimiz zaman. Bir tanesi hesap bilgileriyle ilgili verilen servisler. Bir diğeri de ödeme başlatma ile ilgili olan servisler. Hesap başlatma dediğimiz zaman işte bunlar direkt olarak birden fazla hesap üzerinden son kullanıcıya yönelik veya küçük işletmeleri, orta ölçekli işletmelere de çok faydası olabilecek hesap bilgilerine yönelik bir takım analiz hizmetleri falan veya çok daha geniş kapsamlı şeyler yapılabilir. Ve ödemede aslında ödeme başlatma da burada third party birisine şeyi vererek aslında onayı vererek aradan aslında aracıları çıkartma. Bu tabii çok çok farklı bir takım yerlere gidiyor. O borçlanmalar gibi orada çok farklı bir takım sistemler var. Peki şimdi bunları yapmak için nasıl bir hani sisteme ihtiyacımız var? Aslında şimdi oraya gelin. Burada açık kaynak ve hani aslında yazılımın diyelim veya herhangi bir teknolojinin nasıl bir artısı olduğuna bakarsak öncelikli olarak bugün bu açık bankacılık dediğimiz zaman ilk akla gelen yazılım aracı API gateway ya da API yönetimi dediğimiz araçlar. Yani bu API'ler sonuçta bir arayüz ve sizin sistemlerinizle diğer bu üçüncü parti şeyleri birbirleriyle konuşturuyor aslında sistemleri birbirleriyle konuşturacak yapılar. Dolayısıyla her şeyden önce bir API gateway'e ihtiyacınız var. Onun dışında tabii güvenlik çok çok önemli bir boyutta. Yine bu regülasyonlarla aslında güvenlik sağlanıyor. Dolayısıyla hep bir endişe var. Hani bu açık bankacılık sonunda bu veri tekrar güvenli bir şekilde korunabilecek mi? İşte bir banka gibi aslında çalışması ve o regülasyona tabi olması isteniyor bu üçüncü parti firmaların. Dolayısıyla aslında bir banka kadar güvenli olması bekleniyor. Tabii bankanın senelerce geldiği noktaya nasıl gelecek? Onu da konuşuruz. İşte bir authentication dolayısıyla tool'ları lazım. Authorization lazım. Hani kim girdiden sonra kim nereye girebilir? Şimdi biz bunu mesela şeyde görüyoruz. Perakende'de kullananlar var. Bir chargeback sistemleri lazım bu API sistemlerinde. Çünkü siz datanızı aslında açtığınız zaman satabilirsiniz de. Dolayısıyla bunları ne kadar kullanmış, kim kullanmış, bunların aslında bir chargeback sistemi olması lazım, üstte çalışması gereken bir platform olması lazım, SSO sistemleri olması, single sign-on yani sistem olması lazım ve asıl bir de mesela bankaların içinde bunların çok büyük legacy sistemleri var. Arkadaki o sistemlerle entegre olabilmesi için entegrasyon sistemleri lazım. Yani ciddi aslında bir altyapıdan bahsettik şu ana kadar ve bu sistemlerin hepsi şey de var, açık kaynak sistemlerde var, açık kaynak yazılım olarak var. Dolayısıyla bunların yani klasik açık kaynağın faydaları neden peki hani gelirsek de burada bir kere açık kaynak çok geniş bir kitle tarafından geliştirilen kodları açık. Dolayısıyla hele günümüzde ki yine şuraya bir değineyim bundan çok kısa bir süre önce Red Hat'in yaptığı CIO'lara yönelik global bir anket var. Her sene bunu yapıyor. En son yaptığı araştırmada CIO'ların %95'i açık kaynağı stratejik olarak önem bulmuşlar. Dolayısıyla hani açık kaynağın artık kendini ispatladığı bir yerdeyiz. Son derece güvenli. Açık kaynağın bir diğer şeyi aslında deneye açık. Çok hızlı erişebiliyorsunuz. Özellikle böyle bir takım sistemlerde deneme yanılma fırsatını size verebiliyor olması lazım. Bu tarz sistemlerin. Yani hepimizin bildiği bir şey var. Hani startuplar hani 10 tane yapıyorsunuz, bir tanesi başarılı oluyor. Dolayısıyla size deneme yanılmayı hızlı bir şekilde yazılıma erişip bunları kullanıp tüketmenize olanak sağlayacak açıkçası bir yapısı olması lazım. Bu da açık kaynak aslında bunları sağlıyor. Ne zaman ki sisteminizden eminsiniz, bunu kurumsal bir yapıda taşıyacaksınız, o zaman Red Hat gibi bir firmayla aslında abonelik bazlı bir şey yapabilirsiniz, bir sürecin içerisine girebilirsiniz ve Bu noktada seni keseyim. Şimdi benim aklıma takılan, hatta Avrupa Komisyonu'nun bir üyesiyle Twitter'dan atışmıştık bu GDPR ilk çıktığında. Dedim süper. PSD2 ile bankalara verinizi paylaşın diyorsunuz. GDPR'la da eğer bu veri bir yerlere sızarsa cironun %5'ine el koyarım, ceza veririm diye bir şey getiriyorsunuz. Süper, tam Avrupa Birliği'ne yakışan bir regülasyon. Dedim, o da gülen surat göndermişti açıkçası. Bir de şey var tabii, yani GITEX'e gidebildiğimiz COVID öncesi
dönemde ben ne zaman Dubai'de olsam, orası biliyorsun bölgenin bankacılık hub'ı haline getirilmiş durumda. Ve şey, yani bir hacking olayı oluyordu ve genellikle de bu, işte biz Hindistan'da bir third party'ye bir şey yaptırmıştık, onlardan gelen kod parçasıyla oldu falan filan gibisinden açıklamalar vardı. Şimdi reklamını değil ama burada birazcık farkını ortaya koymanı istiyorum. Yani bu açık kaynak deyince çocuklara yazdırdık geldi gibi bir şey olmaması lazım, değil mi? Özellikle finans gibi regülasyonun çok yoğun olduğu bir sektörde. Hayır asla tabii. Yani zaten baktığınız zaman dediğim gibi bunu herkes şey yapıyor. Bir süre abonelik olmadan kullanabiliyor. Yani bunu en büyük bankalarda da görüyoruz. Çünkü bu zaten bir öğrenme süreci. Yani bu sistemler bir kere zaman alıyor. Bu bir kültür meselesi her şeyden önce. Yani dolayısıyla bir kültür, bir eğitim ve şunu söylüyor. Zaten hep söylenen bir şey vardır. Çok klişe ama bu bir yolculuk. Hani dolayısıyla o yolculuğa bir an önce başlayın diyoruz. Zamanla oraya gelmeleri vakit alıyor. Herkes alıyor, deniyor. Farklı farklı araçlarla deniyorlar. Ve günün birinde hakikaten olgunluğa eriştiklerinde Red Hat gibi arkalarında bir aslında yapıya ihtiyaçları var. Özellikle bankalar gibi büyük kurumların. Çünkü biz orada aboneliğin içerisinde çok ciddi bir değer katıyoruz aslında. Çünkü her şeyden önce bu yazılımların sürekli bir upgrade ihtiyacı var. Sürekli bir takım bir maintenance ihtiyacı her yazılımın olur. Ve bununla birlikte sağlanılan müşterilere pek çok know-how'lar var. Dolayısıyla yani bu yazılım, hani desteksiz yazılım olmaz aslında. Biraz büyük kurumların da bunu ihmal etmeleri söz konusu bile değil yani. Süper. Peki birazcık beni heyecanlandıran şeyleri konuşmaya başladım. Geçen günlerde çok güzel bir girişim başladı işte. Denizbank UiPath ve Teknolojide Kadın Derneği UiPath eğitimleri başlattı Denizbank'ın da katkılarıyla. Orada mesela gördüğümüz Hakan Bey'le konuşurken Hakan Ateş'te şöyle bir şey vardı. İşte blockchain konusunu tartıştık. Şu anda Türkiye'de yok ama işte Avrupa'da büyük bankalar arasında SWIFT yerine kullanılmaya başlamış vesaire. Ve bu yeni teknolojiye hazır olmak gerekiyor ama kullanamıyorsun. Ama bir ara hani HD Ready televizyonlar vardı ya, tam HD değildi ama aynı zamanda şeydi. Yani bir biçimde ona hazırlık mahiyetindeydi. Bir de böyle bir süreç var. Blockchain konusundaki fikrini alabilirsem arkasından konteyneri soracağım. Sana da birazcık düşünme zamanı vereyim istiyorum. Çok sık boğaz ettim. Yani blockchain konusu da şimdi bu şu Gartner'ın ünlü bir hype cycle'ı vardır. Aslında tüm teknolojiye uyar aslında tüm teknoloji ürünlerine ve aslında hayattaki pek çok şeye hype'a uyan bir şey. Bu blockchain'de de bunun hani örneğini gördük. Bu ilk üç sene kadar falan çıktığında bu hype cycle'da nasıldır? Böyle bir zirveye çıkar. Herkes onu konuşmaya başlar. Artık blockchain'i konuşmamak ayıp. Yani o kadar öyle bir dönem yaşadık hatırlarsanız. Ondan sonra o kadar çok konuşuldu ki. Yani bıktı ve o hype cycle işte ondan sonra bir yere şöyle bir çakılır. Artık bir süre sonra da kimse konuşmak istemez. Ondan sonra bir düzene girer ve artık yavaş yavaş işte şu dönemdeyiz. Yani bu pek çok şey için mesela dijital dönüşümde de bunun örneğini veriyorum. Bir süre zaman geldi. Hiçbir CIO dijital dönüşüm lafını bile duymak istemiyordu. Çünkü herkes dijital dönüşümden bahsediyordu. Yani o yine o hype cycle orada kendini göstermişti. Şimdi herhalde biraz daha şimdi mantıkla olaya baktığımız bir döneme geldik. Çünkü o ilk çıkışında bankalar da böyle bir şüpheyle karşıladı aslında. Çünkü bir Bitcoin'la bu çok ünlü oldu. Bitcoin'un da hani amacı neydi? Şöyle daha doğrusu mottosu bankaları devreden çıkarmak. Bankasız bir sistemi para alışverişinde dünyaya getirebilmek. Ama tabii çok ütopik olacak. Ben şahsen öyle bir şey olacağını düşünmüyorum ama hani şöyle oldu. Tabii şimdi bankaların da kendi sistemlerinde kullanabilecek çok önemli alanlar olduğunu gördük.
Burada işte bu uluslararası para transferleri olsun veya uluslararası ticarette olsun çok önemli bir takım. Yani güvenlik ve hız gerektiren alanlar. Mesela burada HSBC'nin bu bir o da bir retail müşterisi, büyük bir retail müşterisi inovasyondan sorumlu kişisinin şöyle dediği bir cümle var. Ben Singapur'dan diyor Malezya'ya bir günde petrolü yolluyorum ama kağıt kürek işlerini halletmem bir haftayı buluyor diyor. Yani işte aslında yani değil mi? Çok ilginç. Yani bunun halledebilecek sistemler aslında blockchain gibi sistemler. Bugün de aslında yani konuklarımızdan birisi yani Burcu Hanım bizim Türkiye'de bir Blockchain Türkiye platformunun yürütme kurulu üyelerinden birisi. Hani bugün onu gelmeden önce ben de kontrol ettim. Aslında ben şu ana kadar kendim hani böyle devrimsel bir şey görmedim. Bir uygulama Türkiye'de görmedim ama belki bizi daha iyi bilgilendirir ama hani Türkiye'de neler yapılması gerekiyor dersek eğer bu platformun ilkelerine baktığımız zaman aslında yapılması gereken her şey oraya yazılmış. İşte Türkiye çapında bir bilgilendirmenin yapılması, eğitimlerin yapılması, kamuyla ve hani otoritelerle olan bu ilişkilerin kurulması ki çünkü blockchain hani tek bir bankanın tek başına ben bunu yaparak yapacağım diyerek fayda sağlayacağı bir şey değil. Bu bir komünite olması lazım. Hep birlikte bir şeyler çıkarması lazım ve oldukça çok geniş bir komünite zaten kurmuşlar. Anladım. Konteyner yani ne zaman Netflix seyretsem ya şimdi arada yazıyor senin sesin bazen hafif gidiyor. Ya, internet connection is unstable diye bir mesaj çıkıyor. Halbuki 100 megabitlik bağlantı var yani parasını ödediğim bağlantı. Ama Netflix'te herhangi bir sorun yaşamadan aslanlar gibi seyrediyoruz. Container'ın cazibesi bununla sınırlı değil herhalde. Tabii yani şimdi konteyner sistemleri günümüzde bu bulut teknolojileri için de facto standart haline geldi. Bundan ve bu da dünyanın aslında ne kadar hızlı değiştiğinin çok iyi bir göstergesi. Gerçekten 4-5 sene önce daha bunlar çok yeni teknolojilerdi. Müşterilere gidip bunları anlatmaya çalışıyorduk ve bayağı zorlandığımız günlerden bugün müthiş popüler olduğu bir noktaya geldik. Çok kısa bir süre içerisinde gerçekten. Şimdi bu konteyner tabii yani şimdi bulut teknolojileri şimdi şöyle bir şey. Pek çok özellikle bankalar için baktığımız zaman hani hibrit bulutun kullanımı pek çoğu için dijital dönüşümde ana noktalardan bir tanesi. Çünkü yani neden? Çünkü burada şuna itiraz edenler de oluyor. Yani bulut teknolojisi her şey demek değildir. Yani evet hem değildir hem öyledir hem değildir. Bu tartışılabilir ama ana demek istediğimiz şey şuraya gelelim. Şimdi dijital dönüşümden ne bekliyoruz? Hız. Ve çok yine çok klişe bir söz. Biz BT'cilerin herhalde ben 30 senedir şey satıyorum, çeviklik satıyorum. Yani hep çevikliği vaat ediyoruz aslında. Hep çeviklik, çeviklik. Fakat ilk defa hani bana sorarsanız gerçekten doğru bir şekilde bugünkü teknolojilerle o çevikliği sağlayabilecek düzeye geldik. O da onun arkasındaki olan teknolojiler de işte bu konteyner teknolojileri. Çünkü bunlar çok büyük bir esneklik sağlıyorlar bir kere her şeyden önce. Ve çok hızlı bir şekilde burada yazılımların portability'sinden bahsediyoruz. Yani bu ben birincisi bu. Hani ben bir kere tamamen platform bağımsız bir şekilde uygulamalarımı kullanabiliyorum bir ve platform bağımsız bir şekilde geliştirebiliyorum. Yani biz developer'a her zaman koda odaklan aslında demeliyiz. Adam arkada ne platform olduğunu düşünmemeli. Hangi ortamda, hangi mekanda, nerede istiyorsa kafası rahat bir şekilde koda odaklansın. Arkadaki sistemlerin provisioning gibi bilmem nesi hazır mıydı, değil miydi, şuydu. Bir de bunu istediği zaman alsın. Yani şimdi eskiden bir sistem isterdi. Bana şöyle şöyle bir şey hazır et. Bir server hazır et. Şu şu olsun içerisinde. Tamam bir hafta sonra sistem hazır olur. Şimdi ise öyle bir şey yok. İstediği anda o sistemleri hemen işte zaten hibrit bulutta o developer'a sağlayabilecek yapıları
veriyorlar. Bu bir. İkincisi, yine bu geliştirmelerin çok hızlı bir şekilde olması lazım. Yine mesela bizim bu halk açık başarı hikayelerimizden bir tanesi N11'in şeyinde vardır. Başarı hikayesinde hani bulunabilir. Bu hızlı gelişen pazar koşullarına aslında hızlı bir şekilde adapte olmak istiyoruz. Bunun pek çok örneği var. İşte Akbank'ın Tosla uygulaması üstüsü, onlar da aslında Red Hat'in OpenShift üzerinde koşan şeyler. Yani bunlar bir kampanya için eskiden hani ayda bir kampanya yaparken diyor veya daha uzun sürede. Çünkü bir kampanya için isterleri vermeniz lazım. Onu BT departmanının size yapması lazım. Şimdi gün bazında kampanyalar yapıyoruz diyor. Çünkü bu çok çok önemli. Çünkü siz kampanyaya çıktığınız aklınıza gelen süreyle daha sonra uyguladığınız zaman arasında o trend geçebilir. Anlık olarak bu kampanyalara çıkmanız, o an işte size kafanıza inovatif bir fikir gelir, onu hemencecik uygulamanız gerekebilir. Dolayısıyla işleri gerçekten çok hızlandırdı. Dolayısıyla o yüzden bulut teknolojilerinin ve hatta dijital dönüşümünün önemli bir oyuncusu haline geldi konteyner çözümleri. Bir de Kubernetes'ten bahsedersin. 2 sene önce falan bir aradaydık galiba. Şey demiştin, finansçılar veya telekomcular için çok konuşmayı sevmeyeni bile Kubernetes dediğinde 2 saat konuşur. Bunu kullanabilirsin diye bana bir tüyo vermiştin. Ben kullanmadım ama seni şimdi alayım birazcık. Evet, yani Kubernetes'te bu container nasıl orkestrasyon teknolojisi yine şey bir Kubernetes bu Red Hat'ın mesela buradaki ürünle de OpenShift. Kubernetes ise aynı Linux gibi bir açık kaynak projesinin adı. Ve yine tüm dünyanın desteklediği ve şu anda en popüler, herhalde Linux'tan sonraki en popüler ikinci açık kaynak projesi bu olabilir. Yine burada açık kaynağın gücünü görüyoruz. Aslında bu tüm sadece Red Hat değil, Red Hat'in tüm rakipleriyle birlikte desteklenen ve hep birlikte geliştirilen bir çözüm. Ve bugün gelen pek çok yeni geliştirme de Kubernetes üzerinde gelişiyor. Yani müthiş bir hızla gelişiyor. Ve yine hani şunu söyleyeyim, 5 sene önce biz yani Kubernetes hakikaten konuştuğumuzda başka rakipleri vardı Kubernetes'in. Hani benzer bir şekilde aslında konteyner yönetimine yönelik farklı bir takım araçlar vardı. O da yani gerçekten ilginç. Bugün o rakiplerin hiçbirisi neredeyse kalmadı diyebiliriz. Böyle o da de facto standart haline geldi diyebilirim Kubernetes için. Süper. O zaman bütün bunlar olurken senle şeyle toparlayalım. Ben herhalde Information Week'e geçtiğimde 2000 veya 2001 senesiydi. IBM'e gidip bir kapak haber yapmıştık. IBM'deki servisler tarafının gelişmesiyle ilgili. Orada konuşurken bankaların çoğunda IBM teknolojisinin kullanıldığını ama bunun mainframe şeklinde olduğunu konuşmuştuk. Bu da tabii uzun dönemli ilişkiler demekti. Şimdi sizin modeliniz servise dayanıyor ve yani memnun kalmadıkları anda kapatıp size hadi git kardeşim yapabilirler. Burada büyük bir dönüşüm var. Şimdi IBM de sizi satın aldığı için IBM satın alması nasıl gidiyor? Evet, yani dediğin orada doğru. Yani Red Hat'in şeyi, mottolarından bir tanesi bu lock-in dediğimiz, hani vendor lock-in, müşterinin aslında en korktuğu ve en istemediği şeydir. En çok kaçtığı şeydir. Bir vendor'a bağımlı kalmak. Biz bu açıdan şeyiz. Yani sonuçta her şeyimiz açık kaynak olduğu için. Hani tabii hayat bu kadar basit değil ama kolaylıkla müşterinin aslında dışına çıkabileceği bir yapı aslında bir nevi şey yapıyorsunuz, öneriyorsunuz. IBM yaklaşık 1,5 sene oldu Red Hat'ı satın alalı ve ilk gün söylemişti zaten. Biz hani Red Hat'ı bağımsız bırakacağız diye. Onun da sebebi var. Yani çünkü açık kaynak öyle çomak sokabileceğiniz bir şey değil. Red Hat baktığınız zaman Red Hat hiçbir aseti olmayan bir firma. Yani bu çok ilginçtir. Yani bu kadar işte 35-34 milyar dolar verdi IBM. Fakat ne aldı? Asetleri olmayan, sıfır aslında, sıfır verdi. Yani hiçbir şey yok. Tek aslında şeyi, değeri çalışanları. Yani burada hep klişe laflar gibi geliyor ama değil. Çünkü hakikaten, çünkü açık kaynak olduğu için bir lisans yok, bir şey yok. Hakikaten öyle. Çünkü buradaki en büyük kuvvet, işte buradaki açık kaynak toplulukları içerisindeki çalışanlarınız.
Onlar gerçekten çok önemli yerlerde, çok değerli bir takım beyinler var. Zaten bu da öyle bir şey ki hani buradan sıksanız buradan çıkar. O yüzden hani açık kaynakta zaten çok şey yapamazsınız. Burada çıkar adam, öbür tarafta şeyini, know-how'unu harcamaya devam edebilir. Ve orada gerçekten çok doğru bir strateji uyguladı. İlk gün onu açıkladı ki yani inanmayanlar olmuştu. Çünkü işte genelde büyük şirketlerin, küçük şirketleri aldıklarındaki uygulamalar da çok örneği var. Ve şey oldu, hakikaten o sözünü tuttu ve zaten amaç bir sinerji yaratmaktı. Orada vizyonların birleştiği bir nokta var IBM ve Reddit'in. İkisi de hibrit bulutta liderlik iddia eden firmalarda. Ve dolayısıyla ikisinin sinerji yaratabileceği pek çok alan şey yapıyoruz. Mesela bugün baktığınız zaman gerek Garanti Bankası gerek Akbank bugün burada bizde olan çok önemli, çok eski IBM müşterileri. Onlara yönelik ortak alanlar aslında üzerinde şey yapılıyor, çalışıyorlar. Peki biz amatör bankacılar olarak bu kadar konuştuk. İlker'le bir deneme yapmıştık aslında. İlker eğer müsaitse hemen katılabilir. Hoş geldin. Selam. Gıyabında bankacılık konuştuk ama kusura bakma yani ustanın eli tutulmaz. Bizim de Estağfurullah, estağfurullah. amatör bir şey olarak kabul et. Hoş geldin diyeyim. Birazdan yuvarlak masaya geçeceğiz. Biraz sohbet etmek ister misiniz? Ben diğer konuklarımızı içeri alma operasyonunu yaparken. Tabii ki. Seni rahat bırakalım. Teşekkürler. Ben yine burada kelli olarak görüneceğim de. Biz Haluk'la yıllardır karşılıklı iş yapıyoruz. Şöyle dönüp baktığımda değişik kurumlarda, değişik rollerde birbirimize temasımız oldu. Teknolojinin evrimini de ve şirketleri nasıl dönüştürdüğünü de beraber deneyimledik. Şimdi Haluk tabii işin önemli bir dönüşümünün ortasındaki bir şirketin yöneticisi. Yani hakikaten Red Hat çok önemli bir dönüşümde liderlik yapıyor. Açık kaynağa giden yolculukta şu anda dünyadaki en önemli partnerlerden, tedarikçilerden bir tanesi. Beraber de çok iş yapmışlığımız var, değil mi? Teşekkürler. Red Hat hakkında söylediğin bu güzel sözler için. Biz de Garanti Bankası'nı bizim en önemli yani müşteriden ziyade bir iş ortaklarımızdan birisi olarak görüyoruz. Merhaba. Bizim için Yok, göremiyorum. Ben de onun için arayacaktım. zaman hani farklı farklı yerlerde birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. O açıdan ben de güveniniz için hani teşekkür ederim ve dediğin de doğru, çok eskiden beri aslında ben SAP'de çalıştığım zamanlardan beri aslında hani bu sonuçta bir müşteri bir vendor ilişkisi. Hep bir şekilde hep yollarımız kesişti. Daha sonra Dell'deyken ve Red Hat'teyken sen de bir ara Turkcell'deyken sürekli aslında bu bizim bir şekilde satışçı olunca işte müşterinin sürekli peşinden koşuyorsun. Orada da Beraber ortak projeler yapmak önemli. Ben satış işini ben bir tarafa koyuyorum. Stratejik partnerlik aslında. Özellikle bizim gibi büyük kurumların birlikte çalıştığı stratejik partnerlerle olan ilişkisinin o stratejik kısmı kritik. Yani bu sadece bir ürün alımı değil. Çünkü o ürünlerin üzerine şey inşa ediyoruz. Servis ürün inşa ediyoruz. O yüzden kombine bir efor var orada. Evet. Yani hatta şöyle söyleyeyim. Red Hat'e ilk girdiğim zaman sen o sırada şeydeydin, Turkcell'deydin. Doğru. Ve önümüzde büyük bir sizin bir işiniz vardı. Daha geldiğimin birinci haftası seni bir ziyarete geldim ve orada beni çok mutlu eden bir şey söylemiştin. Yani bu biraz önceki şeyleri söylemiştim. Çünkü böyle müşteriye değer katan bir yapıda olmak çok iyi bir şey. Red Hat'in Turkcell için stratejik partner konumunda olduğunu söylemiştim ve daha girdiğimin birinci haftası bu güzel şeyleri duyarak aslında çok mutlu olduğumu hatırlıyorum. Şimdi aynısı Garanti BBVA adı da devam ediyor. Büyük bir Red Hat müşterisiyiz. Dediğim gibi IBM müşterisiyiz aynı zamanda. IBM'in Red Hat almasıyla birlikte bir enteresan bir kombinasyon oldu orada da. Evet, herkes geldi galiba. Biz Evet, Burcu yeri Hanım'la doldururken Gürhan Bey de geldi. onlara da merhaba diyelim. Kontrolleriniz Merhabalar. sizde.
Böyle herkes açık tutabilir. Sıkıntı olmaz. Hoş geldiniz. Açıkçası biz birazcık sohbet ettik sizden önce. Değil mi? Herkes keyifle isterse... dinledik. biz de keyifle yaptık. Vallahi şimdi daha keyifli bir şekilde devam edeceğiz. Açıkçası ben Dünya Karması diye tanıttım bu ekibi. Çünkü hiç kolaya kaçmadık açıkçası. Herkes itinayla seçildi. Çünkü çok büyük bir dönüşüm var ve bütün yönleriyle gözden geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bir yandan COVID işlemleri değiştiriyor. İşler elektronik ticarete, mobil ticarete kayıyor. Diğer yandan PSD2 ile beraber açık bankacılık gündeme geliyor. Yani her şeyin aynı anda oynadığı bir platformu yönetmek gibi bir şey. İşte Burcu Hanım'ın son dönemde strateji konusunda da üstlendiği konum diyeyim. Gürhan Bey'in yine daha önce de bir panelimde bir araya gelmiştik. Saha dahil her alandaki sürekli takibi bu kadroyu oluşturdu. Açıkçası bunu söyledikten sonra ben tabii Gürhan Bey'i panelistliğe almak için şeydi, kameramı kapatıp gitmiştim. Yarım kalan bir şey yoksa siz konuşuyordunuz çünkü sohbet ediyordunuz. Yok yok, başlayabiliriz biz. Süper. Süper. O zaman ben tekrar hoş geldiniz diyeyim. Öncelikle şu gizli gündemimiz olan açık bankacılıkla başlayayım istiyorum. Daha böyle elektronik ticaret, değişen finans, yeni nesil dijital bankacılık falan dedik ama buradan başlayarak konuşmak istiyorum ve Ladies First yapıp ilk sözü Burcu Hanım'a vereyim isterim. Sonrasında devam ederiz. Ladies First deyince hemen ilk devreye girmek gerekiyor. Açık bankacılık, ben bir intro yapayım isterseniz. Tabii tabii, lütfen. Çok şey yapmayayım, spesifiğe girmeyeyim. Zaten herhalde sonraki roundlarda hepimiz detaylarını konuşuruz. Açık bankacılık, ben Haluk Bey'le sohbetinizi de dinledim keyifle. Zaten Haluk Bey bence çok güzel bir introduction yaptı bizler adına. Çok da mütevazi bir şekilde yaptı. Bence çok daha fazlasını söyleyebilirdiniz. Açık bankacılığı ben açıkçası şöyle tanımlıyorum. Şimdi bankalar diye tanımlanıyor, bankalara tehdit diye tanımlanıyor, regülasyon diye tanımlanıyor, bir uyum meselesi diye tanımlanıyor. Bunu özellikle işte farklı kıta Avrupa'sında orada burada bir tehdit olarak tanımlayan bankaları gördük. Yani bu şekilde algıladığı durumları gördük. Ben açıkçası bunu bizim iş modelimizi yeniden tanımlamak için bir fırsat alanı olarak konumlandırmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani istesek de istemesek de bu artık hayatımızın bir parçası. Ve bunun yaratabileceği olası fırsatları hepimizin hızla açığa çıkarması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü en nihayetinde buna her şeyden önce biz diğer finansal kurumlar vesaire perspektifinden bakmadan önce müşteri perspektifinden bakmamız gerekiyor. Müşteri perspektifinden baktığımızda da aslında ortaya çıkabilecek büyük bir değer var. Veriyi konuştunuz az önce Haluk Bey'le. Bunu da birazdan herhalde sonraki turlarda konuşuruz diye tahmin ediyorum ama burada verinin, müşteri verisinin, müşteriye ait olan verinin, yani bunun altını çizmek gerekiyor herhalde. Kendimizi bir custodian gibi görmemiz gerekiyor, bir saklamacı gibi görmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Hani bu müşteri verisi kimindir, onun mudur, bunun mudur diye tartışmadan müşterinin kendi verisi vasıtasıyla daha özelleşmiş, daha iyileşmiş, daha kolaylaşmış, daha basitleşmiş ama güvenliğinden de bir şey yitirmemiş, hizmet almasını sağlayacak bir iş modeli kurgusu olarak görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ve ben bunu sadece PSD2 vesaire de sınırlı tutmanın açıkçası biraz bizi daraltan bir bakış açısı olabileceğinden de endişe ediyorum. Yani bunu sadece işte account aggregation ve yani işte hani hesap birleştirme ve ödeme başlatma hizmeti gibi görmekten öteye geçip esasında bütün bankacılık hizmetlerini çok daha açık bir platformda müşteriye farklı bir şekilde sunabilme fırsatı olarak görürsek hepimizin de bankalarında bundan büyük müşteriye değer yaratabileceğini ama tabii ki bu arada belirli iş modellerimizin de disrupt olacağını bilerek
bu bilinçle, bu bakış açısıyla defansif olmadan çok daha progresif yaklaşarak farklı konumlanabileceğimize inanıyorum. Verinin güvenliği, hizmetin güvenliği, bunları hepimizin tabii ki çok fazla konuşması gerekiyor. Bunlar bazı yerlerde felsefi tartışmalara kadar gidebilecek boyutları var. Ama her halükarda müşteriye, müşterinin verisiyle daha farklı hizmet sunabilmek için bankalarında kendilerini kendi ürün ve kanallarıyla sadece kendi resimlerini çizdiği çerçevenin dışına çıkıp daha farklı düşünmesi ve bir iş modeli inovasyonuna gitmesi zamanının geldiğini düşünüyorum. Açıkçası Türk bankacılık sektörü de gelişmiş bir bankacılık sektörü olduğu için bunu çok daha hızlı, çok daha kolay ve çok daha anlamlı deneyimler üreterek yaratabileceğine inanıyorum. Ben bu noktada bırakayım. Sonraki turlarda biraz daha detaya gireriz herhalde. Açıkçası benim metinlerde dikkatimi çeken bir ifade var. Diyor ki bankalar müşterilerinin verilerini lisanslı finans kuruluşlarıyla paylaşacaklar işte vesaire gibi bir şey. Yani bankaların müşterileri duruyor benim gördüğüm kadarıyla. Regülasyonumuz köhne, regülasyonumuz belki birazcık kendisini toparlayacak. Çünkü benim en son İş Bankası'nda ticari bankalarla ilgili böyle bir düzenleme, daha doğrusu böyle bir uygulama geliştirildiğinde gördüğüm şey şuydu. Ticari kuruluşların gidip hesabı olan her bankayla ıslak imzalı bir şey imzalaması gerekiyor ki o hesaplar tek bir yerden yönetilebilsin gibi garip bir durum vardı. Bence orası düzelecek ve herkes için çok daha iyi olacak. Şimdi Gürhan Bey'e geçelim. Çünkü kendisinin zaten unvanının içinde yeni kuşak ifadesi var. Bize birazcık anlatır mısınız? Yani bütün bu dinamiklerin içinde bankacılık nereye gidiyor? Bir yandan Y kuşağı, Z kuşağı devreye giriyor. Regülasyon değişiyor. Covid dediğimiz her şeyi değiştiren ilahi bir güç var. Bankacılık evet. Nereye gidiyor? Çok 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 büyük bir soru oldu. Yani bunu bir tek hamlede toparlayabilmek oldukça zor. Ben önce bir Burcu Hanım'dan bir pas alayım. Çünkü şu an bir toplantı var aslında Kerem Bey. Şu an Merkez Bankası bankalara bir brief geçiyor. Şu PSD2 uyarlaması bir yasa taslağı çıktı. Onunla ilgili şu an arkadaşlarımız brief alıyorlar. Ben de biraz bir korku oluştu aslında. Ben bilmiyorum, belki İlker Bey Burcu Hanım tezde katar mı, ama BKM Merkez Bankası'na geçtikten sonra bu yani açık bankacılık dediğimiz kavramın apilerini, yani bizim bankaların yeteneklerini teknolojiye dönüştürdüğümüz uç onlar. Yeteneklerimizin sunacağımız uçu sanki BKM'nin uhdesinde toparlanacak gibi bir durum var. Öyle sezinliyoruz. Yani o hani Avrupa'da gördüğümüz PSD2 ile gelen liberal yapı sanki bizde biraz olmayacak gibi duruyor. Yani tek bir merkezde toplanıp bankaların rahatlıkla, o Burcu Hanım'ın altını çizdiği, biz iş modeli kurmamız gerekiyor çünkü açık bankacılıkta artık. Yani ekosistemin diğer oyuncularıyla yeni yeni modeller çıkarmamız gerekiyor. Onu sanki yeterince özgür yapabilecek miyiz? Ben de biraz şüpheler oluşmaya başladı. Umarım yanılıyorumdur. Umarım sadece BKM'de toplanan ve bütün fintechlerin sadece BKM'den API uçlarını aldığı bir açık bankacılık ortamı kurulmuyordur şu an Türkiye'de. Çünkü bu o hem rekabeti biraz engelleyecektir, hem de Burcu Hanım'ın kalın kalın çizdiği o yeni modelleri yaratma şeyi, dürtüsü bankalar için biraz sönülenecektir diye korkuyorum. Dediğim gibi umarım yanılıyorumdur. Şimdi şeye dönelim. Hani Covid'in ilahi bir güç olduğunu söyledik ya. Hep aslında dijital transformasyonu konuşuyoruz biz şu an. Şu an gündemde o var. Hani ne kadar değiştirecek, ne yapacak, ama aslında Covid'in şu an hayatımızda kattığı değişik şeyler var. Değişik sosyal alışkanlıklar, değişik davranış modelleri çıkmaya başladı. Ve biz daha aslında bankacılar bunu çok fazla konuşmaya başlamadık. Mesela dirsek selamlaşması, işte yumruk selamlaşması gibi yeni yeni alışkanlıklarımız var. Bunlar hani insanın sosyalleşmesini değiştirmesinin yanında hani şu hareketi biliyorsunuz, bu hayatımıza 2008-2009 gibi girdi. Ama artık herkes bu hareketi yapar hale geldi ve bu bankacılıktaki kullanıcı deneyimi dahil birçok şeyi değiştirdi. Şimdi mesela zoomlaşma denen yeni bir kavram var. Şimdi zoomlaşma artık çok daha farklı noktalara götürecek insanoğlunu. Ve biz bankacılar olarak daha bunu çok fazla düşünmeye başlamadık. Şimdi yeni neslin bu alışkanlıkları, ki mesela TikToklaşma bunun bir başlangıcıydı, bankacılığı da evriltmemizi gerekecek. Ben şimdi biraz hani yeni nesille ilgili konuşmuş olayım. Ama yani uzaktan bir şeyleri yapıyor ola gelmek, regülasyon da müsaade ettiği ölçüde bu sistemin önünü biraz daha açacak. Şimdi siz dediniz ya, bankacının müşteri değişmiyor. Bankacının müşterinin aslında lisanslı kurumlarla paylaşacağız gibi bir durum var. Şöyle bir gerçek var ama hala Türkiye'de. %31 bizim
bankable olmayan kitlemiz var hala. Yani bu %42 idi 5 sene önce. 5 sene içerisinde bir iyileşme oldu. %11'lik bir iyileşme oldu. Şu an %31'e geldik. Şu an Türkiye nüfusunun yani 18 yaş üstü bankadan hizmet alabilir nüfustan bahsediyorum. %31'i hala bankalardan hizmet almıyor. Dolayısıyla lisanslı kuruluşlar hani gönül ister ki bankanın müşterilerinden önce buralara temas edebilse de finansal kapsayıcılığı artsa ülkenin. Bu anlamda biz mesela hani Denizbank olarak böyle yaklaşıyoruz ve böyle güdülüyoruz lisanslı kuruluşlarımızı, işbirliklerimizi. Ama tabii ki bu şey demek değil. Hani tüm kendimizi kapatacağız, kendi müşterimizi korumaya çalışacağız gibi bir dünya yok. Çünkü bu yeni dünyada post pandemi sonrasında, yani post pandemide de hep beraber finansal sistemi güçlendirmemiz gerekiyor ki hani bankacılık nereye gidiyor? Bence bankacılık disappear olmaya doğru gidiyor. Özellikle açık bankacılık kavramına geldiğinde biz bankalar artık çok fazla böyle vitrinde görünmeyip yeteneklerimizi diğerleriyle paylaşıp arka planda o backstage'de bazı şeyleri yapmaya çalışıyor bir konuma doğru gidiyor olacağız muhtemelen. Şimdi ben yani özür dileyerek kendime en yakın gördüğüm kişi olan İlker'e bir dönmek istiyorum. O da orada şeylerle uğraşıyor galiba. Selam. ya senin ünvanında mühendislik var, veri var. Birazcık oradan başlayarak bu yeni dünya nasıl kuruluyor bize anlatır mısın? Veya siz nasıl yaklaşıyorsunuz? Çünkü mühendislik olunca işin içinde bir şeyler yapıp bir şeyleri değiştirmek hep benim aklıma geliyor. Ben de naçizane meslek olarak yapmasam da eğitimini aldığım için şeyde. Diyeyim ben topu sana atayım. Teşekkürler Kerem. Şimdi bağlı olduğumuz grup, BBVA grubunda, Garanti'nin bağlı olduğu grupta eski kullandığımız ünvanların yerine değişik ünvanlar kullanıyoruz. Ben yıllarca CIO, CTO rollerindeydim. Şimdi mühendisliğin başındayım. Aslında günün sonunda yaptığım iş teknoloji işi. Aynı zamanda veri, datanın yükselen bir trend olmasıyla birlikte o da bir disiplin olarak ayrıldı. Sadece IT'nin bir parçası olarak değil, uçtan uca. Kurumsal olarak biznesten teknoloji katmanına kadar tamamının yönetildiği bir ayrı bir iş dalı haline geldi. Benim altımda ayrıca operasyonel sorumluluklar da var ama yani gördüğümüz ana şey çerçeve mühendislik ve veri çerçevesi. Burada da teknoloji ve datayı yönetiyorum. Ben de burada open bankacılıkla ilgili olarak Burcu Hanım'ın ve Yuran Bey'in söylediklerine çok kısa bir iki ekleme yapayım. Oradan da teknoloji tarafına bağlayayım bunu. Çok özür diliyorum. Şimdi open bankacılıkla ilgili baktığımızda bankacılığın tanımı itibariyle kapalı olan yapısı adım adım açılıyor. Ve bu açılma malum bankaların kendi işlerini sadece kapalı devre ve kendi münhasır kendisine sahip olduğu şubelerden yaptığı hizmet modelinden dijitalleşti. İnternete geldi. Sonra mobil çağı yaşadık. Bu arada interbank işlemleri başladı. Arada değişik mediatorların olduğu para transferleri ve diğer ticaret işlemleri için birbirimize bağlandığımız şeyler oldu. Bunlar analogdan dijitale doğru döndü. Ama sisteme baktığımız zaman hala kapalı devre bir sistemin içerisindeyiz. Yani bankalar bankalarla çalışıyorlar. Bankalar kendi müşterileriyle çalışıyorlar ama onun dışındaki partnerlerle olan ilişkileri nispeten kapalı devre business modeller açısından. Bunun bir iki tane değişik şeyi var. Örnek bank assurance dediğimiz yerde sigorta ürünü bankalar üzerinden satılıyor ama bu da böyle çok yaygın bir iş değil. Başka sektörlere baktığımızda, başka sektörlerin içerisinde biraz önce konuşuyorduk Haluk Bey'le. Mesela telekomünikasyon sektöründe bir core business'iniz var, kendinizin münhasır yaptığınız işler var ama onun dışında bir de çok ciddi bir disiplin vardır. Partner ekosistemini geliştirmek ve partnerlerle inovasyon yapmak. Ve bu kanal üzerinden de aslında birkaç şeyi arttırmak. Bunlardan bir tanesi doğal olarak müşteri bazınızı büyütmek. İki, gelir bazınızı büyütmek. Finans sektörü bu anlamda regülasyonların da getirdiği, ki bunların da çok haklı sebepleri var. Çünkü finans, biraz önce Burcu Hanım da söyledi, bir custodian rolü var. Saklamak durumunda bulunduğumuz bir varlık var. Yani bu müşterilerimizin varlıkları var. O da çok regülasyonla çerçevelenmiş durumda. Bu çerçeve içerisinde bu hayata devam ediyordu. Şimdi bu geldiğimiz dalga dijitalleşmenin bir sonraki dalgası. Yani bu dijitalleşmenin pillarlarına baktığımız zaman müşteriye doğru dijitalleşmenin
bankalar açısından partnerlere doğru dijitalleşme bacağının kullanacağımız bir döneme doğru gidiyoruz. Burcu'nun güzel söyledi. Yeni iş modellerinin önümüzdeki dönemde oluşturulması ile ilgili çalışma yapmamız gerekecek. Şimdi burada da hep konuşulan şey şu. Disruption en çok da hani kaygı duyulan konu. Doğal olarak bütün iş kolları bu konuda kaygı duymalı yani. İşinizi koruyacaksınız dışarıdan gelen rekabete karşı. Ama açık bankacılık ve bunun benzeri kavramlar ortaya geldiğinde aslında disruption'a karşı yapacağınız hamleler kadar ben buna joint innovation diyorum. Ortak inovasyon yapma fırsatlarının da ortaya çıktığını göreceğiz. Ve bu şey bizim bankacılık modellerimizi zenginleştirecek. Nasıl zenginleştirecek? Kanallarımız büyüyecek. Yani sadece münhasır kendi şubem, kendi internet şubem, kendi mobil şubem, kendi ATM'imden çok farklı kanalların üzerinden bankacılık hizmeti verebileceğiz. Gürhan Bey'in de söylediği bankacılığa ulaşamayan kitleler belki bizim kanallarımız üzerinden ulaşamıyorlar. Başka kanallardan buna ulaşma şansına sahip olacaklar. Product excellence ki bu çok önemli bir şey. Başka kanalları açtığımız zaman ürün ve servislerin müşteriye gidiş modellerinde dramatik değişiklikler olma ihtiyacı doğacak. Çünkü bu kanallarda bu ürünlerinizi daha kolay tüketilebilir. Ben buna sürtünmesiz tecrübe ediyorum. Bizim arkadaşlar bunu çok yoğun kullanıyorlar. Bu ürünle hizmeti vermek için sürtünmesiz tecrübe tanımlamanız gerekecek. Çünkü kendi kanalınızda onu bir parça yönetebiliyorsunuz. Ama daha hub gibi yapmayı başarabilecek miyiz? Yani bizim finans sektöründe bir şey var. Yani müşteri deneyiminin risk ve fraud'la ilgili kaygılardan dolayı ortaya çıkan bir resmi var. Bu başka kanallara gittiğinde tekrar define tanımlanması gerekecek. Çünkü zor ürünleri başkasının kanalından satmanız daha da zor olacak. Kendi kanalınızdan zor sattığınızı başka kanallardan daha da zor satacaksınız. O açıdan baktığımda finans sektörünü dönüştürücü bir dalganın, önemli bir dalganın geldiğini çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Yine Burcu'nun güzel söyledi. Bundan kaçınabilecek bir durumumuz da yok. Yani dünya bir yere giderken yok bu da olmayacakmış diye bekleme şansımız da yok. Bütün sektör bu anlamda kendi stratejilerini oluşturacak ve bunun için ihtiyaç duyduğu hem organizasyonel hem teknolojik yatırımda da yapmak durumunda kalacak. Bu anlamda Türkiye'yi teknoloji tarafına bağlayayım ve kapatayım burada. Türkiye'yi bu anlamda şanslı görüyorum. Çünkü Türk finans sektörü gerçekten yıllardır teknolojiye çok yoğun yapan bir sektör. Yani dünyadaki örnekleriyle kıyaslandığında bence en iyi segmentte olan ülkelerden biriyiz. Şimdi legacy'si olmayan uzak doğudan farklı şeyler geliyor ama biz gelişmiş ülkelerdeki legacy wave'ini, dalgasını atlattığımız için nispeten daha yeni teknolojilere ve açık mimarilere sahibiz. Biraz önce Haluk'la onun sohbetini yapıyorduk toplantının başında. Pek çok yeni teknolojinin de early adapter dediğimiz yani erken olarak kullanmaya başlayan, hızlı kullanan bu anlamda da cesareti yüksek bir sektörüz. Yani finans sektörü. O yüzden bunu ben Türkiye'nin de finans sektörünün hızla bir fırsata çevireceğini ve pastayı büyütmek anlamında partnerleriyle birlikte şekillendireceğini düşünüyorum. Süper. Ben biraz kendimi övmek istiyorum açıkçası. Yani Merkez Bankası'nın tam TSD2 konusunda briefing verdiği bir günde ve saatte bu toplantıyı yapmak enteresan bir şey. Benzer bir tesadüf şeyde olmuştu. Ben Fortune Türkiye Dijital Ekin'i çıkarmaya başlayacağım zaman ilk sayıda Brad King'i kapak yapmıştık. Brad King Mova Bank'in kurucusu ve yaptıkları şey basit bir şekilde saatinizden para durumunuzu ve harcama durumunuzu takip edebildiğiniz, sürekli yanınızda olan ve bir şey alacağınız zaman bankanın size kardeşim bir şey alacaksın, kredi ister misin diye ulaşabilmesini sağlayan bir dijital bankacılık yaklaşımı vardı. Şimdi biraz önce bir soru geldi. Ona bağlamak için bu geçişi yaptım. İnsanların fiziksel paradan korona nedeniyle uzaklaşmasını izleyicimizin adını da söyleyeyim. Necdet Dikmen'den gelen bir soru. Uzaklaşmasıyla beraber yeni bir dönemin ortaya çıkmasından bahsediyor. Ve bu benim kendimde de gördüğüm bir şey açıkçası. Eskiden her şeyi nakit ödemeyi severken şimdi temassız ödemeye geçtim. Ve şöyle bir şey söylüyor.
Bir gün regülasyon bir karar alsa ve fiziki parayı tamamen kaldırıp tamamen dijitale dönüştürse, teknik ödeme altyapısı ve sosyal ilişkiler bakımından hazır mıyız ve hayatımız nasıl değişir diye bir soru sormuş. Ben size birazcık düşünme zamanı vermek için önce hala söyleyeyim. Haluk, işte blockchain vesaire diğer teknolojiler zaten bizi oraya götürmüyor. Bu tür kaydi parayla işlem yapmaya herhalde teknoloji çok hazır. Teknoloji çok hazır ama biraz önce Gürhan Bey'in de söylediği gibi bu %31 Gürhan Bey siz söylemiştiniz değil mi? 31 de bir evet, aynen. Banka kullanmayan bir kesim var. 31'e düşmüş ama dolayısıyla o şu an mümkün değil. Yani teknoloji evet kesinlikle hazır. Oraya gitmek için daha çok dolar. Yani ama ilerliyor. Ben aslında çok biz hani program açanlar için söyleyeyim. Başlangıçta Kerem biz seninle bir yarım saat bayağı bir sohbet ettik. Dolayısıyla burada çok vakti almak istemem. Çünkü ilginç şeyler konuşacağımızı düşünüyorum. Sadece bir örnek vermek istiyorum aslında da. Bu açık bankacılığın bizi nereye götürebileceğine dair bir güzel bir anekdot, bir benzetme. Şimdi mesela Google ilk Maps datasını açtığında biz bunun nereye gideceğini bilmiyoruz. İşte mesela o yüzden hani disruption dediğimiz şey bu. Mesela Uber gibi bir yazılımın geleceğini, o gün bir uygulamanın geleceğini kimse söyleyemiyordu. Dolayısıyla aynı şekilde açık bankacılığın bizi nereye götüreceğini aslında bilmiyoruz. Orada disruption da zaten bu demek. Hani biliyorsak zaten disrupt etmez. Dolayısıyla çok ilginç bir belki de hakikaten bir devrim denildi bir şey, bir yapı aslında bizi bekliyor diyeyim. Dediğim gibi ben risk patik getirdim, sözü sona bırakacağım. Burcu Hanım'a geçelim. Açıkçası buradaki sadece bu fiziksel parayla ilgili bir şey dedi. Geçenlerde ben yuvarlak masa daha yaptığımda Ali Ağoğlu benim eski yayın yönetmenim ve Milliyet'in şu anda galiba köşe yazarı, dünyada da bir şeyler yapıyor. Son kullanım tarihi olan para çıkması gerektiğinden bahsetti. Çünkü insanların parayı harcaması gerektiğini, saatli ekonominin böyle dönebileceğinden bahsetti. Böyle bir sürü teori havalarda uçuşuyor. Ama siz galiba geçen seneydi cep telefonuna girerek uygulamayla bir adım attınız. Yani ben Akbank'ı hiç şeyle hatırlamıyorum. İşte faiz oranları bilmem nelerle falan hatırlamıyorum. Bu tür adımlarıyla, inovasyon yaklaşımıyla hatırlıyorum. Sizin stratejiniz bu dalgalı denizlerde size nasıl bir seyir rotası sağlayabiliyor? Kerem Bey, isterseniz gelen sorudan başlayıp bir cevabınızı yapmaya, şekillendirmeye, bina etmeye çalışayım. Şimdi galiba hepimiz hala bazen ister istemez biraz, hani kendimi de dahil ederek söylüyorum, bazen herhalde eski kafayla düşünüyoruz. Hepimiz için hala iki tane kompartman var. Bir dijital dünya kompartmanı var, bir de fiziksel dünya kompartmanı var. Şimdi aslında düşündüğümüzde nakit dediğimiz şeyi hala fiziksel dünyanın bir aracı olarak değerlendiriyoruz. Ben de burada aslında hepimize farklı bir bakış açısı getirmemiz gerektiği kanaatindeyim. Aslında bizim yapmamız gereken şey hem müşterilerimiz için hem o ödeme anında, ödemeyi bu arada tahsilat olarak da düşünmemiz lazım. Birazdan ona da geleceğim. İkisi aynı anda gerçekleşiyor. Ödeme ve tahsilat, bu iki taraflı bir ilişki. Dolayısıyla sadece ödemeyi, yani parayı ortadan kaldırmanız, ödeyen kişinin eline bir araç vermenizle bitecek bir şey değil. Tahsil edenin de eline bir araç vermeniz lazım ki aslında o ödeme anı gerçekten nakitsiz, fiziksel bir ortamda da gerçekleşebilsin. Hani bunu iki taraflı düşünerek bence değerlendirelim. Para dediğimiz şeyi, nakit dediğimiz şeyi ve ödeme anı dediğimiz şeyi, alışverişi. Ama temelde dijital dünya ve fiziksel dünya diye iki tane dünyayı kompartman olarak böyle birbirinden bağımsız düşünmeye devam ettiğimiz müddetçe bence bir problemimiz olmaya devam edecek. O nedenle biz mümkün olduğunca fijital diyoruz. Yani fiziksel ve dijitali, bence bankaların da burada önemli bir rolü var. Fiziksel ve dijital dünyayı mümkün olduğunca birbirine benzetip yakınlaştırmak, aradaki sınırları kaldırmak mecburiyetindeyiz. Nakde,
ödeme araçlarına, bütün dijital ödeme araçlarına, e-commerce, e-ticarete, her şeye esasında bu bakış açısıyla bakabiliriz. Dijital bankacılığa bu bakış açısıyla bakabiliriz. Dijital bankacılığa dijital bankacılık demeye devam ettiğim sürece esasında bir problemimiz var bence. Yani bir kere tanım başından itibaren o isimlendirme problemli. Bu arada benim de biliyorsunuz title'ımda dijital bankacılık var. Yani kendimi bu şeyin dışında tutmuyorum. Ama tanımımız bu. Çünkü bankacılık var, bir de bir dijital bankacılık var. Yani bir yanlışlık var burada. Ama temelde biz kendimize bundan birkaç yıl önce bir iş model transformasyon programı tasarladık. Sizin söylediğiniz bu yenilikler de esasında ağırlıklı olarak bu transformasyon programının çerçevesinde ortaya çıkan yenilikler oldu. Devamda gelecek. Bizi izleyin diye reklam yapayım arada. Temelde bizim yapmamız gereken şey dijital dünya ile fiziksel dünya arasındaki o sınırları kaldıracak deneyimler yaratabilmek. Bunu nasıl şey yapabiliriz? Hani nakit dedik. Örneğin esasında siz müşteriye o ödeme anında bununla ödemesini sağlarsanız, az önce Haluk Bey dedi, Gürhan Bey dedi, hani bankalı olanlar var, bankalı olmayanlar var. Bankalı olmayanlar da dahil, herkesin cebinde bundan var. Yani illa bankalı olmak zorunda değilsiniz. Örneğin bizim TOS'la girişimimiz tam da bununla ilgili, kendi kurduğumuz fintech. Esasında bankalı olmayan müşterileri de finansal sistemin içerisinde dijital araçlarla çekebilmenin yöntemidir esasında. Veyahut da bankalar olarak da esasında bugün bankalı olmayan müşterileri hızlı bir şekilde yine ceplerindeki bu vasıtayla, yarın bir gün bu araç başka bir şey de olabilir, Internet of Things olabilir vesaire, bugün bu var elinizde araç olarak. Bunun vasıtasıyla esasında fiziksel ortamlarda da kullanabileceği veya fiziksel ortamlardan da dijital ortama giriş sağlayabilir. Veya dijital ortamda fiziksel ortamdaymışçasına bir deneyim yaşayabilecek. Fırsatlar yaratırsanız esasında bu aradaki sınırları kaldırabilirsiniz. Şimdi bunu somut birkaç tane örneğe dönüştürelim. Örneğin bununla posta ödeme yapabilmeniz lazım. Ama az önce ne dedik? Tahsil edenin de o çözüme sahip olması lazım. Belki tahsil edenin de bununla ödeme alabilmesi lazım. M-Post dediğimiz şey. O işte uygulamaları biliyorsunuz. Veyahut da ödeyenin de esasında bununla ödeme yapabilmesini sağlayabilmek lazım. Mesela bizim bu çözümlerimiz müşterilerimize sağladığımız çözümler. Keza kartlarımız var. İlla kredi kartı müşterisi olmanız gerekmiyor. Debit kart müşterisi olabilirsiniz. Türkiye'de çok önemli bankacılık müşterisi. Esas önemli bir kısmı debit kartı var. İlla fiziksel bir kart olmak zorunda değil. Kartı bunun içine koyabilirsiniz. Dijital bir kart yaratabilirsiniz. Bu da mümkün. Dediğim gibi yani esasında her şeyi dijitalleştirebilir ve fiziksel ortamda da bunu dijital hale getirebilirsiniz deneyimi. Ve müşteri o anda fiziksel bir deneyim mi yaşıyor? Dijital bir deneyim mi yaşıyor diye kendi kendine kafasında ayrım kurmak zorunda değil. Müşteri o anda ihtiyacını giderilmesini. Az önce İlker Bey çok güzel bir şeye değindi. Ben onun altını çok kereler çizmek istedim. Banka dediğimiz şey esasında müşterinin olduğu her yerde olabilmeli. Dedi ya İlker Bey, yani bizim kendi münhasır kanallarımız var. İşte benim Akbank mobilim var, Access mobilim var vesaire. İşte Garanti'nin kendi uygulamaları var. Veyahut da şubelerimiz var, ATM'lerimiz var. Bu kanallarla sınırlı kalmaya devam edersek biz bence bittik demektir. Yani az önce ben onu söylemeye çalıştım. Kendi ürün ve kanallarımızla kendi resmimizi çizmeye devam ettiğimiz sürece nakit mi çıksın, kart mı girsin, temassız ödeme mi yapalım, temassız ödeme, biz bunları tartışmaya devam ederiz. Ama biz eğer kendi kanallarımızın dışında müşterimizin olduğu e-ticaret mi var orada? Orada bir ticaret mi gerçekleşiyor? Orada benim olmam lazım. Benim müşteri görsün veya görmesin. Orada benim o hizmeti ya ön tarafta ya arkada esasında sağlayabiliyor olmam lazım. Dolayısıyla nakde bence böyle bakmamız gerekiyor. Nakit yok olur mu, olmaz mı? Dijital bankacılık nedir, ne değildir? Gelecekte bankaların rolü ne olacaktır, ne olmayacaktır diye baktığımızda biz esasında müşterinin finansal bir ihtiyacı olduğu anda onunla herhangi bir etkileşim noktasında, illa benim kanalımda, münhasır kanalımda değil, tamamen müşterinin ihtiyacı olan fiziksel veya da dijital her bir anda esasında ona dokunabilecek hizmetleri üreten bir kurum olmam lazım. Ve bunu da müşterinin takdir edebileceği basit, yalın, o sınırların ortadan kalktığı, kafamızdaki kompartmanların yok olduğu bir deneyimle sunabilmemiz lazım. Biz bu bakış açısıyla ilerliyoruz Kerem Bey. Sorunuzun ikinci parçası, siz ne yapmaya çalışıyorsunuz dediniz. Biz esasında kendimize bundan 4 yıl önce müşteri etkileşim noktası temelli, ürün ve kanal temelli değil, müşteri etkileşim noktası temelli bir yol haritası kurguladık. Tamamen bir iş modeli transformasyon yol haritası. Ve bu iş modelimizi, transformasyonunu yaparken de dediğiniz gibi geçen sene mesela mobilimizi baştan aşağı yeniledik. Önümüzde devasa bir yol haritamız daha var. Mobilimizi ilk bu Eylül'de lansmanı yaptığımızdan beri neredeyse her ay toplam 10 tane update yaptık.
50'nin üzerinde servis yenileyip 50'ye yakın yeni servis ortaya çıkardık. Yani dolayısıyla bu bitmeyecek bir yolculuk. Ama sadece mobil, sadece şube, sadece ATM, sadece kendi kanalım vesaire diye düşünmeye devam ettiğimiz müddetçe işte nakit yok olur mu, olmaz mı, ben buna kart mı vereyim, ne yapayım gibi çok daha bence geleneksel konularla başa çıkıyor oluruz. Bir de son olarak siz bu biz sohbete başlamadan önce Haluk Bey'le blockchain kısaca konuştunuz. Haluk Bey dedi ki Burcu'nun dedi blockchain Türkiye platformu yürütme kurulunda diye bir referansınız oldu Haluk Bey. Evet, blockchain konusunda gerçekten bilgilendirme yapmaya, know-how üretmeye, blockchain Türkiye bankacılık ve bankacılık çalışma grubu var orada bu arada, finans çalışma grubu, onu da biz liderliğini yürütüyoruz. İlgili partilerle birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Ben burada Güran Bey ve İlker Bey'in de belki ilgisini çekebilecek bir konuyla özellikle kapatmak istiyorum. Biz para transferi ilk blockchain'i 2018'in sonunda yaptık Ripple'da. Türkiye'de bu deneyimi yaşattık. Ama esasında ben asıl oradaki gizli bizler için, hepimiz için ve bu az önce bahsettiğimiz bankalı olmayan, finansal hizmetlerden faydalanamayan popülasyonun da özellikle faydalı olabilecek olan şeyin esasında dijital ID olduğu, dijital kimlik olduğunu düşünüyorum. O nedenle dijital kimlik tarafında blockchain ile yapılabilecek şeyler konusunda biz çalışıyoruz. Bu konuda bir raporumuz da var blockchain Türkiye tarafında. Herkes de o rapor konusunda bizlere yorum iletmesini arzu ederiz. Bence ortak akıllı üretmemiz gereken şey aslında blockchain tarafında bu diye düşünüyorum. Bu Gürhan Bey'in bahsettiği kitleleri finans sisteminin içerisine dahil etmenin de çok kolay ve güvenli bir yol olacaktır diye tahmin ediyorum. Uzun konuştum, kapatıyorum. Yok yok, gayet güzel gidiyor. Zaten yani uyuklayan olsa ben burada herkesi takip ediyorum. Keserim. Gayet akıcıydı, gayet güzeldi. Hem de bana pas gibi oluyor. Ben şimdi Gürhan Bey'le devam etmek istiyorum. Şimdi parayı konuşurken fiziksel para, dijital ayrımı, işte Burcu'nun dijital ifadesinin kullanılmasının sorun olduğunu söyledi. Bir de Z kuşağı var. Yani Y kuşağında da bu özellikleri görüyoruz. İhtiyacı olmadığında para harcamıyor. Satın almalarını erteliyor. İşte başka bir şekilde böyle kenarda köşede bir şeylerim olsun gibi dertleri yok. Dolayısıyla muhtemelen sizin çok ciddi kredi müşteriniz olmayacak bankaların. Bir onlar geliyor. Bir de bu para tarafındaki değişimler var. Bir de servisler var. Servislerde mesela buradan aslında pası atmak istiyorum. Bu İstanbul Kart'ın ben sık sık COVID'den önce toplu taşımayla gittiğim için hep şey muhabbeti olurdu. Ya kontrolü olan var mı, işte kartı olan var mı vesaire gibi bir şey. İlk sizin reklamınızda görmüştüm, daha sonra yaygınlaştı. Cep telefonu üzerinden yükleme hizmeti gibi bir şey. Acaba böyle bir dünya mı olacak? Yani uçtan uca servislerin yeniden tasarlandığı ve bankaların burada tamamlayıcı olarak rol aldığı bir şey mi olacak? Hem kuşaklar hem servisler tarafından söz size veriyorum. Kuşakla ilgili soruları hep bana atıyorsunuz ama hepimiz kuşak deneyeceğiz lütfen Kerem Bey yani. Ama içimizde en gençsizsiniz galiba. Teşekkür ederim, hepimiz gençiz lütfen. Şimdi dijital konusu evet önemli. Şimdi şöyle bir konu aslında o. Dijital demeyi bırakacağız zaten bir noktadan sonra. Bugün aslında şu an hayatımızda böyle bir örnek var. Şu an mesela bütün evimizde kullandığımız cihazların hepsi elektrikle çalışmasına rağmen sadece süpürge elektrik süpürge diyoruz. Yani elektrik kelimesi sadece süpürgenin önünde kaldı. Yani elektrikli televizyon, elektrikli buzdolabı demiyoruz. Belli bir vadeden sonra artık dijital de dememeye başlayacağız. Yani dijital kelimesi zaten her şeyin içine girmiş olacak. Yani evet bugün belki elimize telefon taşıyoruz ama yarın bir gün başka şeyler taşımaya başlarız. Ama mutlaka dijital, dijital kelimesi de bu arada ilginç bir kelimedir. Yani aslında 1 ve 0 elektrik var, elektrik yoktan başlar. Hani analog olmayan demektir belki tam karşılığı ama her şeyin dijitalleştiği veya yeni deneyimle yoğrulduğu demekte fayda var. Deneyim bugün dediğim gibi telefonda, yarın başka bir şey de olabilir. Servislerin ve kişilerin değişmesinden bahsettiniz. Yani hani burada kuşaklar bugün para biriktirmiyor. İşte alışkanlıkları farklı ama ben bir şey daha söyleyeyim. Kuşak, yeni gelen kuşak çoğu şeyden beri aslında. Mesela şeyden borderlarla ilgilenmiyor. Yani sınırlar, ülke sınırlarıyla çok takmıyor. Dili çok takmıyor. Yani hani
sen İngilizce konuşmuşsun, ben Almanca konuşmuşum gibi bir algısı yok. Aslında globalleşme dediğimiz kavramın çok iyi temsilcileri onlar. Ve onlar aslında doğuştan globalleşmiş bir nesilden bahsediyoruz. Öyle geliyorlar arkadan. Belki bu yüzden de yani dünyadaki konjonktüre baktığımızda biraz daha rasizmi pompalayan bir konjonktür var şu an. Tekrar hani tekrar acaba milliyetçiliği getirebilir miyiz, yapabilir miyiz gibi de bir global bir eğilim olabilir. Bu yüzden o nesilden kaynaklı. Bitcoin mesela bunun bir sonucu. Keza işte Ripple'la para transferi başka bir sonucu. Blockchain başka bir sonucu. Bunlar hepsi aslında globalleşmeye doğru götürüyor olacak. İstanbul Kart'la ilk biz başladık. Evet, İstanbul Kart aslında bir İstanbul Kart yükleme projesi değildi. Yani FESP ile İstanbul Kart'ı yüklemekten bahsediyoruz. Bu arada açıklayıcı olmak adına söyleyeyim. Bu bir aslında işbirliği, yeni bir iş modeli projesiydi. Yani bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile sonraki 15 belediyeyle daha yaptık bunu. Diğer bankalar da yapmaya başladılar. İşbirliği yaparak yetenekleri birleştirip yeni bir deneyim yaratma projesiydi aslında. Yeni bir iş modeli projesiydi. Bunu önümüzdeki dönemde daha fazla görmemiz gerekiyor. Daha fazla bu şekilde entegre olmamız gerekiyor. Bizim bankalar olarak parayı yöneten veya parayı güvenli bir şekilde taşıyan kişiler olarak diyelim. Bu elektronik para olabilir, nakit para olabilir. Aslında görevimiz aynı. Biz parayı taşımakla, güvenliğini sağlamakla yükümlüyüz en basit ifadeyle. Bu parayı ki o artık o kelime blockchain'le beraber paradan çıkıp değer olmaya başladı. O değerin transferini konuşmaya başladık. Bu değer ID olabilir, bu değer para olabilir, bu değer başka bir şey olabilir. Ama değerin taşınması, güvenli bir şekilde taşınması ve aktarılması diyoruz. Burada ekosistem olarak partnerlerle birleşip yeni modelleri beraber kuruyor, beraber modeller çıkartıyor olacağız. ID paylaşımını Burcu Hanım'dan duymak çok keyiflendirdi beni. Çünkü büyük bir bankanın sorumlu genel müdür yardımcısından ben ID'yi seninle paylaşabilirim belki demek gibi algıladım ben onu. Umarım öyle olur. Bu hani hizmetlerin liberalleşmesi anlamında da yani finansal sistemin daha liberal bir hizmet üretebilmesi anlamında da değer katacaktır sektöre. Blockchain bunun için çok önemli bir değer. Güvenli bir şekilde transfer edilmesi anlamında. Bununla ilgili devlet de çalışıyor. Dijital Transformasyon Ofisi de çalışıyor. Merkez Bankası da çalışıyor. Bankalar olarak biz de çalışıyoruz. Deniz Bankası olarak biz de mesela Blockchain Lab diye bir laboratuvar kuracağız şu an. Genel müdürlük binasında bir inovasyon merkezi kuruyoruz. İçerisinde bir Blockchain Lab olacak ki o inisiyatife Burcu Hanım'ın bahsettiği inisiyatife biz de üyeyiz. Orada biz de değer üretmek için elimizden geleni yapıyor olacağız. Blockchain bunun için hem globalleşme için hem dijitalleşme için önemli bir fırsat. Kripto para değil çünkü blockchain. Demek artık biz bu bankacılara bunun altını bir şekilde çizebildiğimizi düşünüyorum. Umarım başarmışızdır. Blockchain bir değer paylaşma platformu. Ve dijitalleşme kelimesini kullanmayalım değil mi artık? O dijitalleşmenin yok olması yolculuğunda ki bu bir yolculuk. Blockchain'i biz çok sıklıkla kullanıyor olacağız. Yeni modellerde de dediğim gibi tekrar altını çizeyim. Bankacılık yok olacak. Yani bankacılığın yok olduğu, arka kulise geçtiği ve yeni modellerle yeni hizmetler tasarladığımız bir dönem bizi bekliyor pandemi sonrası. Peki. İlker, katılıyor musun? Ama bankacılık yok olacak, hastaneler de yok olacak şeklinde bir rapor vardı. Üstüne yazı yazdım, 2030'da hastane kalmayacak diye büyük dönüşümler yaşanacak. Ama sen de mi sürtünmesiz ifadesini kullandın konuşmanın bir yerinde. Yani geldiğimiz noktada anladığım kadarıyla hayatımızın içinde yer alan süreçlerin sürtünmesiz hale getirilmesi ve bankaların da bunda rol oynaması gerekiyor sonucuna ben ulaştım. Sen daha önce telekom sektöründe de çalışmış birisi olarak bankaların bu yeni rolünü nasıl değerlendirirsin? Şimdi şöyle görüyorum. Sürtünmesiz deneyim, şimdi customer experience konusu son yılların çok önemli trendlerinden bir tanesi. Data kadar önemli bir trend ve bir ürün servis geliştiren firmanın başarılı olmasının en temel şeylerinden bir tanesi bu tecrübe kısmını ne kadar iyi yaparsanız o kadar iyi olacak. Şimdi onu Open Banking'e de bağlı. Open Banking'de açılan bir pazarda farklı kanallar üzerinde biz ürün ve servislerimizi satacaksak biraz önce söyledim bu ürün ve servislerin kolay satılabilmesi lazım. Yani bizim orada bir deneyimi kolaylaştırmamız lazım. Finansal ürünler malum yıllarca ıslak imza olmadan satılamayan ürünlerdi. Yavaş yavaş sonuna geldik bu dönemin. Artık bu yeni regülasyonla birlikte biz
aslında son birkaç yıldır dijital onaylarla işlerimizi yapabiliyoruz ama ıslak imza atmadan bir kere müşterimiz olan insanlara ürün satabilir hale geldik. Hiç müşterimiz olmayan insanlara ıslak imza olmadan nasıl satacağız? Biraz önceki digital ID meselesi oraya bağlanıyor. Bu bizim problemimiz mi? Yani her sektörün problemi. Şimdi biraz önceki İstanbul Kart örneği de öyle. İstanbul Kart ne için var? Belediye hizmetlerinden yararlanmak için var. Ama onu doldurmanız lazım. Paranız bittiğinde ona tekrar yükleme yapmanız lazım. O iş sadece ve sadece İstanbul çapındaki rakamını bilmiyorum kaç nokta var ama 10 bin oldu diyelim. 10 bin noktadan doldurabiliyorsanız İstanbullular için büyük bir sürtünme var orada. Paranız bittiğinde dolum noktası bulmanız lazım. Oysa şimdi hepimiz yapıyoruz onu. Cep telefonunuzdan İstanbul kartınızı yükleyebiliyorsunuz. Bu demek ki o sürtünme ortadan kalktı. Belki de talimat veriyorsunuz, otomatik yüklüyor. Hiç uğraşmıyorsunuz bile. Siz aylık tüketiminizi biliyorsunuz. Veya Garanti Bankası diyor ki ya her yıl, her ay özür dilerim İstanbul Kart'a sen şu kadar yüklüyorsun. İstersen otomatik talimat verelim. Biz sana otomatik yükleyelim bunu. Bunların hepsi hayatımızdaki sürtünmelerin kalkması anlamına geliyor. Şimdi bizim ürünlerimiz üzerinde de kolaylaşma ihtiyacı var. Bizim ürünlerimizi kullanarak ürün hizmet satanların hayatında da kolaylaşma olacak. Bunun güzel örneklerinden bir tanesi şu anda elektronik ticarette var. Elektronik ticarette kredi kartları büyük bir kolaylık sağlıyor değil mi? Yani check-out noktasına geliyorsunuz. Artık orası da çok iyileşti. Kaydınızda saklıysa bu cüzdanlar üzerinde olabilir veya MasterPass üzerinde olabilir. Bizim GarantiPay üzerinde olabilir. Sadece klikliyorsunuz ve alıp işlemi bitiriyorsunuz. Ama büyük montanlı iş yaparsanız kredi ihtiyacınız var. Yani kredi kartı limitiniz yetmedi. Bireysel kredi almanız lazım. Bu adımı en kolay yapan, en hızlı, yani en ucuz yapan değil ama en kolay yapan, onun arkasındaki servisi de en iyi veren finansal kuruluş orada ön plana çıkacak. Yani çünkü insanlar önümüzdeki dönemde bu uçtan uca customer journey dediğimiz şeylerde, bu elektronik ticarette olabilir, bu ulaşımda olabilir, bu belki sağlıkta da olacak bilmiyorum. Hastane örneğinden verdin. Hastasın, hastaneye gidiyorsun. Yani en son uğraşmak isteyeceksin. Yani canınla ilgili bir derdin var. Ya benim sağlık sigortam şöyleydi, kredi kartım böyleydi, kredibilitem onu öder miydim, ödeyemez miyim? Senin onunla uğraşmakla ilgili bir şeyin de yok aslında. Sen bir an önce sağlığına kavuşmak istiyorsun. Mesela şimdi esinlendim senin söylediğinden. Belki burada çok iyi bir finansal paket sunan müşterinin gözünde çok güçlü bir hale gelecek. O yüzden sürtünmesizlikle ilgili konu sektörler arası etkileşimde kendi ürünleriyle başka ürün ve servisleri en iyi birleştirenlerin başarılı olduğu bir dönemi getirecek. Peki telekomdaki deneyimin ne gösterdi? Orada hem sürtünmesiz olmak zorundaydın, hem küçük meblağlar söz konusu olduğu için tahsilatta sorun yaşamak zorundaydın, hem de yani kullanıcı çok rahat başka bir operatöre geçebilirdi. Doğru, doğru. Ya o taraftaki dünyada da aslında bakarsanız verdiğiniz hizmetin kanal dokunma şeyi ya bir kere abone oluyorsunuz. Ondan sonra fatura ödemek için o kanallara gidiyorsunuz. Aksesuar almak, top up etmek için gidiyorsunuz. Ama bir süre sonra o iş tamamen özellikle akıllı telefonların gelmesiyle birlikte buraya kaydı. Yani ana kanal burası oldu. Yani her şeyi buradan yapıyorsunuz. Bu verdiğiniz hizmette müşteriyi nasıl authenticate ediyorsunuz? Bu işlemleri yaparken en kolay yolda, ihtiyacı olduğunda siz onun adına yapabiliyor musunuz veya önerebiliyor musunuz? Bunlar oradaki tecrübenin yeniden tanımlanması ve pürüzsüz olmasında, sürtünmesiz olmasında en önemli unsur olarak öne çıktı. Şimdi onu partner ekosistemine bağlayayım. Telkolar partnerleriyle çalışırlar. Telkolar da değer teklifleri getirdiler. Dediler ki biz size, işte benim böyle bir katma değerli hizmetim var. Biz bunları over the top player'lar diyorduk. Yani onlar geldiğinde bunu abone etmekle uğraşmayacaksın. Bunu faturalamakla uğraşmayacaksın. Bunun bir müşteri şikayeti olduğunda sen uğraşmayacaksın. Ben arkada uğraşacağım. Bunu bir kompozit hizmet olarak verdiğiniz zaman çok da iyi bir hizmetle gelen value added service, katma değerli hizmet sağlayıcı buraya oturup ürünü çok güzel satabiliyor. Ve ne getiriyorsunuz? Ölçek getiriyorsunuz. Bir anda işte Turkcell'in 30 milyon abonesini pazarlayabileceğiniz bir noktaya geliyor. Bunların, bu interface'lerin de kolay olması, oranın da ölçeklenebilir ve kolay adapte edilebilir olması o ürünlerin satışlarını hızlandırıyor. Burada kazan kazan hikayesi var. İşte hani önümüzdeki dönemde açık bankacılıkla biz de bu hikayeleri finans sektöründe göreceğiz diye düşünüyorum. Kolay entegre olan,
hızlı ölçek yaratabilen, zaman zaman finansın karşısındaki partneri, zaman zaman da karşı taraftaki partnerin finans sektörüne, erişemediğin müşteriye erişme fırsatını tanıdığı yerlerde kolay tecrübeler yaratırsak bu işi çözeceğiz. Ama bu iş şuna dönerse, evet orada başladı, onun kanalında başladı, benim kanalıma gelecek, benim kanalımda 20 onay olacak, arkasından biz evine kurye yollayacağız, sen de şuna bir imza atacaksın, bu jenerasyona da bağlayayım. O sorumluluk Gürhan'daydı ama ondan rol çalayım. Z kuşağı bunu beklemez. Onlar drop olur. O funnel'da, funnel management günümüzün en önemli şeyi. O funnel'da onlar 3. dakikada drop olurlar. Süper. Şimdi buraya gelmişken Haluk da galiba mesaj okuyor. Onu pas geçin çaktırmadan. Ona çok evet, zaman verdik. Pas geçince biraz alıyor. Güzel geçiyor çok. Sen çocukken kazana düşmüşsün zaten. Son bölümde teknoloji ve bilgi işlemeye odaklanım. Galiba kilit nokta olarak en kritik nokta olarak buraya geldik. Yani hem kullanıcıya çok yakın olmayı sağlayacak teknolojik altyapı hem de bilgiyi işleyerek bu gerçek zamanlı müşteri etkileşimini de kapsıyor. Anında ihtiyaç oluştuğunda yanıt verebilmek diyeyim. Yine rutini bozmayalım. Burcu Hanım'la başlayalım. Teknoloji ve bilgiyi doğru kullanmak şu bilgi çağı dediğimiz bizim bir türlü geçemediğimiz yerdeki bankacılıkla devam edelim. Evet, aslında ben önceki panelistlerden de çok şey aldım. Belki bu vesileyle bir önce altını çizmek istediğim bir şey var. Oradan sorunuza devam edeyim. Bence hepimiz esasında farklı cümleler, kelimeler, ifadeler, farklı bakış açılarıyla temelde çok temel, fundamental bir şeyin altını çiziyoruz gibi geliyor bana. Sanırım hiçbirimiz artık tek başımıza anlamlı değiliz diyoruz. Bu arada sadece bankalar için söylemiyoruz. Sanırım tüm sektörler için söylüyoruz. Sektörler üstü bir şey olarak söylüyoruz. Birlikte hareket ettiğimizde anlamlıyız. Çünkü müşterinin esasında zihninde bunlar banka, buradan bunu yaparım, bu telko, buradan bunu yaparım, bu sağlık işte institution, oradan bunu yaparım gibi bir kompartmentalizasyon esasında müşterinin zihninde mümkün olduğunca ortadan kalktı. O nedenle İlker Bey'in altını çizdiği şeye çok gönülden inanıyorum. Öyle bir deneyim tasarlamak gerekiyor ki onun sürtünmesi, seamless olması gerekiyor. Açık bankacılığında bunu esasında bizi zorlayacak olmasından ben memnunum. Çünkü zor oyunu bozar. Biz vakti zamanında nasıl az önce konuştuğumuz gibi her şeyi kağıt, imza, işte güvenlik şeyiyle nasıl esasında çözebileceğimizi geçmişte düşünmüşsek ve dijital dünya geldiğinde bu zor oyunu bozmuşsa ve yeni çözümler, yeni güvenli çözümler bulmak zorunda kalmışsak esasında bu birlikte çözüm üretme, kompartmanları yıkma, sınırları ortadan kaldırma, sürtünmesiz deneyim yaratma konusunda da hep beraber bütün sektörler olarak esasında bu zorun oyunu bozacağından eminim. Ben bunu açıkçası bir şans olarak görüyorum, bir fırsat. Bu fırsatı siz edebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Veyahut da bu fırsata karşı yüzmeye çalışabilirsiniz. Onun ben akıntıya karşı yüzmekten öte bir şey olacağına açıkçası inanmıyorum. Covid'in de bu zeitgeist denilen, hani zamanın ruhu denilen kavrama çok uygun bize esasında bir şekilde hazırladığını düşünüyorum. Bazı şeylere biz mesela kurum olarak zamanından, yani o zamanın ruhundan önce başlamıştık. Ben hatırlıyorum, ben sanırım üniversitede öğrenciydim. Akbank'ın retina scanli biyometrik ATM makinesi vardı. Yani zamanından önce bir girişim o. Yani bırak hani o gün uygun değildi. Ama bugün zamanın ruhu dediğimiz şey çok hızlı bir şekilde esasında gündemimize geldi diye düşünüyorum. Bu kavrama çok inanıyorum ve Covid'in bizim için uyandırıcı, aydınlatıcı, dürtücü etkisinden de ben açıkçası hani yarattığı sıkıntılar, türbülans, onların hepsini kabul ediyor olmakla beraber iş dünyasını sıkı sarsmasından da ben açıkçası bir müşteri gözüyle memnunum. Onu ifade etmek isterim. Bu noktada teknoloji bence, yani ben mühendisim hani eğitim olarak ama
teknolojiden yola çıkarak ihtiyacı ve yapılabilecekleri ve çözümleri tartışmayı sevmiyorum, anlamlı bulmuyorum. Müşteriden ve insandan yola çıkarak teknolojik ihtiyacı tanımlamayı daha doğru buluyorum. Bana o birazcık da böyle hani İngilizce'de bir deyim vardır ya, yani elinde çekiç varsa her şeyi çivi gibi görürsün diye. Yani mesela blockchain'i blockchain'le ne yapabilirim diye tartışmak değil de o teknolojiyi kullanarak yapılabilecek use case'lerden define etmeyi ben tercih ediyorum. Ama teknolojik gelişme anlamında ve Türkiye'deki bankacılık sektörünün teknolojiye yapmış olduğu yatırım ve yapma konusundaki istekliliği, şevki, heyecanı, yeni teknolojileri takip etme becerisi konusunda çok şanslı görüyorum. O nedenle her halükarda use case'lerden ve müşteri ihtiyacından yola çıkarak teknolojiye yapılacak yatırımlara da inancımı sürdürüyorum. Yani kendimi yanlış ifade etmiş olmak istemem. Teknolojiye inanmıyor değilim ama teknoloji driven strateji geliştirmenin bizi istediğimiz optimal yere götürmeyebileceğinden, burada da biraz endüstrinin stili kullanayım, suboptimal bir yere götürebileceğinden endişe ediyorum. Böyle meslek hastalıklarımızdan bir şey yapıyoruz. Veri konusu ama bunların hepsinin kalbinde. Yani ben de hani benim sorumluluğum altında bizim Advanced Analytics ekibimiz de var. Analitik kapasite ve kabiliyetler bence her şeyin üstünde bir deneyim tasarlama ve başarıyı tanımlayacak en önemli unsur. Eğer sorunuzun ikinci aşaması olan bilgi işleme dediğiniz yerde veriden anlam üretme, veriden anlamı kendimiz için üretme, veriden anlamı müşterimiz için üretme, veriden anlamı iş ortaklarımız için üretme, kurum için üretme, akıl üretme, insight üretme gözlüğüyle bakıyorsak, ben açıkçası hani hangi teknolojileri acaba kullansak ne bizi öne taşıyacaktır yerine müşterinin hangi ihtiyacını tanımlamak ve karşılamak için, nerede farklı bir çözüm önerisi üretmek için veriyle ne yapabilirim sorusunun daha çarpıcı bir soru olduğuna inanıyorum. Çünkü verinin açıkçası yeni currency olduğuna inanıyorum. Veri karşılığında müşteri bizimle bir şeyler değiş tokuş ediyor. Dolayısıyla hani veri işleme kabiliyeti gerekli teknolojilere ihtiyaçtan ve müşteriden yola çıkarak, insanı tanımlayarak yola çıkarak devam edersek, ben bankacılık sektörünün açık bankacılığı da bu anlamda çok iyi kullanabileceğini, daha fazla veriyle müşterisine daha fazla değer yaratabileceğini, bunu embrace ederse, kucaklarsa bir an önce yapabileceğine inanıyorum Kerem Bey. Pozitif yaklaşıyorum. Yani ben burada şey görüyorum, olumlu bir hikaye için bir başlangıç noktası görüyorum bütün bu yaşadıklarımızda. Sesiniz kapalı sanırım. İşte ekosistem böyle bir şey. Çok dışarıdan gürültü oluyordu da bizim ev birinci kat, onun için kapatmıştım, unutmuşum. Zamanında şey vardı, Ericsson'un P800 diye bir telefonu vardı. Zamanı için müthiş bir teknolojiydi. Herhalde ilk smartphone vesaire diyebileceğimiz bir üründü. Ama kullanamıyordunuz. Yani Akmerkez'de yanılmıyorsam kurs şeyleri gönderiyorlardı. Takvimi gönderiyorlardı. Kerem onu James Bond kullanıyordu değil mi? James Bond'da kullandırmışlardı galiba. Galiba öyle bir şey yapmışlardı ama. Kullanmak için James Bond olman gerekiyordu. Valla ben Hürriyet binasındaydık o arada. Nuri Çolakoğlu'nu da görmüştüm. Sordum, kullanıyor musunuz dedim. Yok dedi, sadece konuşuyorum dedi. Ya dedim, kursu varmış. 3 gün gidince öğreniyormuşsunuz dedi. Tabii havada bir şeydi. Sonra Apple'la beraber, iPhone'la beraber biz bunları unuttuk ama yani söylediğiniz şeyler tam aslında oraya oturuyor. Yani belki iPhone olmak gibi bir şey yerinde olabilir. Yani çok iyi bir teknolojik ürün değil ama insanların kolayca kullanabileceği, ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir teknolojik ürün sonucuna varıyorum ben. Yorumunu yapıp aynı soruyla Gürhan Bey'le devam edeyim. Başlamadan ben bir anekdot paylaşmak istiyorum. Şimdi biz tarım bankacılığı tarafında şey yapıyoruz, antropoloji çalışmaları yapıyoruz. Direkt çiftçinin yanına gidip hani o sorunu anlamaya çalışıyoruz bir yandan. Acaba sorunu, senin sorunun ne ki, ben onu nasıl çözerim gibi. Orada sorularımızdan bir tanesi şeydi, teknoloji nedir? Mesela teknolojiden ne anlıyorsun gibi bir soru sorduk.
Hiç beklemediğimiz bir şeyle karşılaştık. Hani şey bekliyoruz biz, hani telefon bekliyoruz, Facebook bekliyoruz. Çünkü Facebook kullandıklarını çok iyi biliyoruz. Bayağı yoğunlar çünkü orada. Instagram, mesela yeni nesil Instagram'a kaydı, TikTok'a kaydı. Onlar hani eski nesil olarak böyle bir hani klişe beklentilerimiz var yani, öyle gittik. Teknolojiden çok net traktör ve biçer döver anlattıklarını öğrendik. Yani onlar için teknoloji demek, traktör demek, teknoloji demek, biçer döver demek. Başka hiçbir şey anlamıyorlar kesinlikle. Cep telefonunun veya o şeyin, Facebook'un bir adı bile yok. Hani evet kullanıyorlar ama çok şey değil. Yani adları yok hayatlarında. Dolayısıyla biz burada teknolojiye böyle bakıyor olmakta fayda var. Yani teknoloji gerçekten bir araç. Yani bir dert var ortada. Bu derdin doğru tespit edilmesi lazım. Yapıyor olmak için yapmamak gerekiyor. Yapmadık mı? Yaptık. Yani bütün Türk bankacıları özellikle bunu da güzel de yaptık. Güzel de hava attık belki şeye. Avrupa'ya, Amerika'ya. İyi işler çıkardık ama yeni dönemde evet, derdi bir anlayıp teknolojiyi araç olarak kullanıp onu nasıl çözebileceğimize odaklanmakta ciddi fayda var. Yine ben burada partnerliğe bir top atmak istiyorum. Çünkü teknoloji deyince ve veri işleme deyince benim aklıma da oradan bulut geliyor. Bulut sistemler geliyor ama bulutu algılama sistemim naçizane data değil. Yani bulutu hep böyle hani bulut deyince insanın aklına ister istemez veri depolama. İşte bir yerde ortak server'a yatırım yapmamak da o yatırım yapılmış server'a işte kolayca büyütülebilir şekilde veriyi depolamak gibi bir algı var. Bunu da anlayabiliyorum ama bulutun arkasında bir de şöyle bir şey var aslında. Computing dediğimiz bölüm var. Yani o yeteneğin, o veriyi işleme yeteneği, algoritması, yöntemi beraber kullanılabilir katılımcılar tarafından. Yani Akbank'ın bir yöntemiyle Denizbank'ın bir yöntemini beraber kullanabiliriz bir ortamda. Veya ne bileyim oraya Turkcell'de bağlanıp Turkcell'in bir compute etme yeteneği vardır. Daha farklı işçi dur yeteneği. Bunu beraber kullanabiliriz gibi bir yaklaşımı aslında bir dillendiriyor olacağım. Benim beklentim önümüzdeki dönem için böyle bir şey. Bulut'un ki bunu regülasyon BDDK şu an önünü açtı. Yerel olması şartıyla, yani yurt dışına host edilmemesi şartıyla şu an bulut sistemlerinin kullanımının, bankacılığın sisteminin önü açılmış oldu. Sadece veri depolama anlamında değil ama bu yetenek kullanımı anlamında özellikle de büyük techlerin, giant techlerin ki Türkiye'de bunun örneği Turkcell'dir, Vodafone'dur, Telekom'dur. Belki işte Samsung'un yaptığı yatırımlar olacaktır önümüzdeki dönemde. Bu ortak yeteneklerin, teknolojik yeteneklerinin müşteriye doğru değer teklifini, dert çözümünü veya kullanıcı deneyimini sunmak üzere beraber kullanılmasını hayal ediyorum. Önümüzdeki dönemde teknolojiye bakış açım, yani en azından sektöre getireceği farklılığın bu olmasını ümit ediyorum. Ben de toparlamış olayım. Süper. Çoklu bulut yönetimi konusunda bu ara çok fazla toplantıya katıldım. Küçük bir bulmaca gibi söyleyeyim. Microsoft, Equinix, Nutanix diyorum. Bu alandaki önümüzdeki dönemdeki değişimi, dönüşümü şifreleyen kod sözcükleri olarak geliyor bana. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir şeyler yazacağım. Deyip aynı konu için İlker'e döneyim. Veri. Evet. Ve teknoloji. Veri ve teknoloji. Şimdi üçüncü söz hakkı olunca söyleyeceğiniz her şeyi söylüyorlar. Kendini tekrarlamamak da büyük problem. O yüzden aynı şeyleri tekrarlamayayım. Bir başka boyutundan gireyim. Şimdi bizim bütün sektörler için de bu geçerli. Ölçek yaratabilmek, yaptığınız bir işi ölçeklendirebilmek için ilk çekirdekte başladığınız hizmet kalitesini büyük volümlerde de verebilmek önemli. Yani ölçeklendirebilmek önemli. Şimdi finansal sektör için baktığınız zaman müşterilerimiz bizden ne bekliyor dediğinde Yürhan çok güzel açıkladı o çiftçilere sordukları sorular. Aslında hani müşteri ne bekliyor sorusunun cevabında herkesin bir içeriden dışarıya bir bakışı var. Inside out bir şey var. Yani müşteriler bizden bunu bekliyor. Müşteriye soruyorsun, müşteri başka bir şey bekliyor. Bizden sadece ve sadece transactional banking beklemiyor. Bu çok net. Ve hani bankalar banka olarak değer üretecekse transactional olan iş çok hızlı commoditized oldu. Yani bugün işte diğer lisans alan kuruluşlarda finansal işlemlerin önemli bir kısmını, transactional kısmını yapıyor olacaklar. Bizden beklenen şey finansal danışman olmamız. Şimdi finansal danışmanlığı 100 müşteriye yapmak kolay. 1000 müşteriye yapmak kolay. 100 bin müşteriye yapmak, evet,
her portföy yöneticisine ben 300 kişi veririm dediğin zaman bir anda çalışan sayısının exponential arttığı bir dünyaya gidiyorsun. Nasıl olacak bu? 10 milyon müşteriye finansal danışmanlık vermek istiyorum. İşte her finansal danışman da 300 kişiyi yönetsin dediği zaman bankalar taşıyamayacakları yükün altına girecekler. Bence en önemli şeylerden bir tanesi, biraz o taraftan bağlayayım data kısmını. Biz bank finansal kuruluşlar olarak onların finansal danışmanı olacaksak, ölçeklenen milyonlara hizmet verdiğiniz noktada bu finansal advice algoritmalarla vereceğiz. Yani benim Kerim'i tanıyıp Kerim'in ihtiyaçları etrafındaki işini, beklentilerini ve hayatıyla ilgili konulara yön verebilmem için saatlerce uğraşmamız lazım karşılıklı. Bunu nasıl yapacağız? Büyük veri, veriyi işleyerek yapacağız. Bu anlamda da ben konvansiyonel alanda finans sektörünün zaten çok yatırım yaptığını görüyorum. Yani riski yönetmek konusunda veri yıllardır kullanıyor sektör. Şimdi third partilerle olan entegrasyonu onu da daha zenginleştirip riski daha da etkin yönetecek. Sahtekarlığı, fraud. Fraud yönetiminde de veri kullanımı çok ön planda. Bugün dijital bankacının bu kadar daha sürtünmez hale gelmesinde, daha büyük kitlelere gitmesinde veri kullanımının çok büyük bir etkisi var ve öyle de devam edecek. Bunu kullanmaya devam edeceğiz. Pazarlama aktivitelerinde ürün satmakta veya müşterinin eğilimlerini yönetmek konusunda da yetkin bir şekilde kullanıyorduk. Gerçek zamanlı pazarlama için çok uzun süredir kullanılıyor veri. Ama uzun süreli ilişkide senden başladım, senden devam edeyim. Kerem hayata nereden başladı? Şu anda hangi evresinde? İşleri iyi mi gidiyor, kötü mü gidiyor? Ben bu şeyin içerisinde Kerem'le birlikte, Kerem'le ilgili algımı yönetebilirsem ona aslında daha iyi financial advice veriyor olabilirim. Bu büyük veriyi en etkin kullanmaya ihtiyaç duyduğumuz alan. Bunun da önemli bir kısmı data olarak bizde olmakla birlikte çok büyük bir kısmı da dışarıdaki partnerlerde. O entegrasyonlar nasıl olacak? Biz bunların ne kadarına erişebileceğiz? Ne kadarına erişemeyeceğiz? Çünkü burada da gerçekten kişisel veri kanunları bu işi sınırlandırıyor. Burada da asimetrik bir rekabet var. Biz ve benzeri sektörler son derece regüleyiz. İnternet kampanyalar bizden aldıkları data, yani kullanıcı olarak bizlerden aldıkları datalarla daha çok bilgiye sahipler ve regüle edilmiyorlar. Ve daha fazla bilgiyle daha iyi sonuçlar da elde edebiliyor. Buradaki asimetri de nasıl yönetilecek önümüzdeki dönemde? Bu sadece finans sektörü veya sadece telekomünikasyon sektörü için değil. Yani aslında ilkeler, sınırlar ve bu verinin hareketiyle bizim sosyal ve demografik yapılarımız nasıl evrilecek konusuna kadar gider. Orası da biraz felsefi olur. Ama çok önemli bir veri etrafında oluşturulan hizmet modeli ve bunun büyük ölçüye taşınması gündemimizde olacak. Onu söyleyebilirim Kerem. Süper. Bence çok başarılı bir yuvarlak masa toplantısı oldu. Çok masa ortada olmasa da işte belki bankacılığın misyonu da böyle olacak. Yani yine bankacılık hizmetleri alınacak ama ortada banka olmayacak veya belki bir büyük akıl, büyük teknoloji, büyük herkesi tanıyan bir sistem vesaire söz konusu olacak. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Kapatmadan önce kısa son sözlerinizi almak istiyorum. Halo yine en sona bırakıyorum. O cezalı. Burcu Hanım sizden bir kapanış. Mesaj değil de işte bir siz anladınız onu. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Hem bizi bir araya getirdiğiniz için Kerem Bey. Hem Haluk Bey gerçekten hepimiz için zihin açıcı bir açılış yaptığı için. Hem de böyle bir zengin tartışma için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Güran Bey de. Evet, ben de çok teşekkürler. Ben çok keyif aldım. Bankacılar olarak oturup bunları konuşuyor olmak beraber inanılmaz keyif verdi bana. Bu fırsat için de Kerem Bey size de teşekkür etmiş olayım. Çok sağ olun. İlker Bey diyeyim ya şey ne diyeceğim şaşırdım cümle. Beyle Hanım'la gidiyoruz sana gelince. Çok keyifli bir sohbet oldu. Ben de herkese teşekkür ediyorum. Karşılıklı etkileşimi de yüksek oldu. Zaman zaman panellerde yaşadığımız bu sıkıntı oluyor. Karşılıklı paslaşarak da konuları açtık, onu da hissettim. O yüzden teşekkür ederim. Ama Kerem challenging oldu. Bütün sorularda üçüncüyü bana verince benim söyleyeceğim her şeyde Burcu ve Güran Hanım'ı tekrar Burcu Hanım ve Güran Bey tekrarlayınca
Bana bayağı spontan konuşma fırsatı yarattın. Onun için sana ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. İngiltere'de yeni nesil bankacılıkla ilgili takip ettiğim Chris Skinner diye önemli bir bey var. O bir tane Challenger Bank nasıl kurulur diye bir yazı yazmış. Onu sana göndereyim. Seni o günlere hazırlıyorum. Tamam. Teşekkür ederim. Eski dostuz. Haluk'a da çok teşekkür ediyorum. Buna vesile olduğu için. Ellerinize sağlık. Haluk. Son söz olarak o zaman teşekkür ediyorum ama bir de mesaj da vereceğim. Yani hep Türkiye'de bankacılığın özellikle teknoloji kullanımının, internet bankacılığının ne kadar ileri olduğu hep söylenir. Gerçekten orada bir devinim vardı. Burada bir kez daha gördüm. Aslında izin verilse işte regülasyonlar veya Gürhan Bey'in söylediği gibi o BKM'den bakalım nasıl bir şey çıkacak ama ciddi bir devinimi açık bankacılığa yönelik olarak da burada görmek beni mutlu etti. Bu mesaj da şu. Şu hani bir teknoloji sağlayıcısı olarak söyleyeyim. Kesinlikle bu projeler ve dijital dönüşüm veya dijitalleşme ne dersek diyelim. Bunlar birer teknoloji projesi değil. Aslında bir teknoloji sağlayıcısı olarak bunu söyleyeyim. Biz burada sadece bir aracıyız. Ve tüm bu dönüşüm projelerinin aslında üç bacağı olur. Teknoloji sadece bir tanesi. Süreçler ve insan bacağını eğer göz önüne almazsak o proje başarısız olmaya mahkumdur. Yani insan dediğimiz zaman eğitim, şirket kültürü, BT kültürü, süreçler dediğimiz zaman zaten orası çok teknik detayına girmiyor ama bunların hepsini hani DevOps süreçlerinden çevik süreçlere kadar tüm hepsini aslında ele almamız gereken bir yapı var bu dönüşümü sağlayabilmek için. Süper. Ben de çocuk gözüyle bir şey ekleyeyim. Benim rahmetli babam merkez bankacıydı. Belli bir yaşa gelince beni Merkez Bankası'na götürdü. İlk gördüğüm beni etkileyen böyle taş bir bina, kocaman, acayip etkileyici. Ama mesela bugün o binayı çiz desen çizemem. Ama içeri girince herkes beni o dönemde herhalde çok seviyordu. Bir tane fasit makine vardı. Onun başına geçiyorduk. Elektrikliydi o zaman, yeni gelmişti. Ben bir işlem yapıyordum. Tabii senle oynuyorlar. Çocuksun ya, işte fişi çekiyorlar. Makine çalışmıyor, dilini çıkar diyorlar. Dilini çıkartıyorsun. O arada birisi herhalde çaktırmadan fişi takıyor. Makine çalışıyor. Benim mesela koca Merkez Bankası'ndan hatırladığım aslında tek şey binası bile değildir. O fasit makinayla bana yapılan oyundur. Yani muhtemelen Z kuşağının da bankalarından beklediği şey bu tür eğleneceği, işini göreceği, bir şeyler kullanacağı bir deneyim olacak deyip ben de moderatör egosuyla kapanış sözünü ben söylerim yapıp oturumu kapatayım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Toplantıyı bitiriyorum. Tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Teşekkürler.